الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Doktor yazar mısın iki köşeye? Bugünkü tarih dersin konusu. Şimdi geçen hafta bir hulasa edeyim ben. Bak, geçen hafta. Tahayyül ve tasavvurun cemi serbest bölge. Serbest bölgenin dört tane sıfatı var. Ben üçünü hatırlıyorum. Birini hatırlamıyorum. Veya dostların dediği şey. Ondan sonra bu nedir o? Birbirine zıt şeylerin ve her şeyin her mertebesi, her şeyin her şekilde bulunabileceği, her daim kontrol edilmesi mümkün olmayan üç etti. Dördüncü bilmiyorum. Denilen diye tanımlanabileceğimiz dima. Şimdi bu dima bütünsel, buraya melek vahiy ve ilham atar. Kur'an okunduğu zaman vahiy atılıyor kafamıza. Kur'an dinlerken ile Cebrail değil, vahiy atılıyor. Dersler yapıldığı zaman şu anda ilhamlar atılıyor. Şeytan vesvese ve vehim atar. Kalbe diyorduk ilhamlar. İlhamın, bu da kalbin bir şubesi olduğundan. Tabii dolayı. De yani tefekkür yöntemiyle başlıyor, kalbe ilham atılıyor. Tamam mı? Vesvese de kalbe şey yapılıyor da, yani merkez bu yönde mesela, diyelim ki delinin vesvesesi yok. Delinin ilhamı yok. Öyle doğasından hareket ediyor. Tasavvur bilgilerin, düşüncelerin, zanların, şüphelerin bulunduğu yer. Şimdi bu taakkul berzahtır. Şöyle yapabiliriz. Berzahtır. Yani buraya da bağlı değil, buraya da bağlı değil. Bunlar biliniyor da ben başka bir şey anlatacağım. Tasdikten iltizam çıkıyor. Bu iltizam fikri bir iltizam. Fikri. Fikir iltizam. Tarafkirlik oluyor. Doktor çok güzel bir şey Allah ona nasip etti. Ben de çok istifade ettim. Onu da belirtmek isterim. Bu fikri iltizam, bu sistemin iltizamı fiili iltizamdır. Bu sistem İslamiyettir. İslamiyet iltizamdır der. Nedir o? İltizam, teslim, inkiyat ve tarafkirlik. Teslim, İnkiyat ve tarafkirlik, fiilidir. Bu iltizamlar, bu hüküm, bu sistemin iltizamı en belirgin özelliğinden bir tanesi fikridir. Fikridir, fiile dönüşüyor. Doktor şöyle bir şey yaptı. Bu fikir fiile nasıl dönüşür? Hutbe-i Şami 77'de diyor ya, insanın fiilleri ve sözleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. O zaman dimandaki iltizam izanla kalbe iner. Çünkü izan dimağa açılan kapıdır. Vicdana açılan kapıdır. Dimağın vicdana, kalbe açılan yolu izandır. Şimdi fikri iltizam izanla kalbe aktarılıyor. Kalp onaylarsa fiili iltizama dönüşüyor. Bunu doktor... Allah razı olsun. Kalp onaylarsa
Diyelim ki hatamallahu ala kulubihim, hatmedilmiş. Adamın fikri intizamı kalıyor, fiili olmuyor. Çok ağır bir söz. Ama 142 sözlerde 3 yol var kabre girme. 1. İman edip imanı gibi yaşayan. İman edip imanı gibi. 2. İman edip imanı gibi yaşamayan denmesi gerekirken itikat edip itikat ettiği gibi yaşamayan. 3. yol kafir. Şimdi iman edip fiil, imandan fiil gösteriyor. Fiilsizliği itikada veriyor. İmana vermiyor. Kalbe inmiyor. Peki inmiyor. Diyor ki amelu işaretinde. Amelu. Amel imandan değildir. Ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Ne demektir? Yani akaide uyuyor. Amel imandan değildir ama amelin yoksa da o da pek olduğunu diyemezsin. Çünkü akaidi ve imani sabit ve daimi kılmakla meleki haline getiren ibadetlerdir. Akaidi ve imani hükümleri sabit ve meleki haline getiren ibadetlerdir. İbadet yoksa meleki hali değildir. Şimdi çok ilginç bir şey söylüyor. Bakın bir daha kabusu olan bir şey en kolay iken en zor mevzumu sözlerde. 1. İman ediyor. Amel ediyor. Gerçi orada amelden bahsetmiyor ama birinci yolda. Ne diyor? Diyor ki o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. O kadar. Cümle bu. Yani amelliği saymıyor. Saymıyor. Ehli iman diyor sadece. Ehli iman diyor. Amel demiyor. Tamam. Yani ona hani zımnen belki dese de sarıya söylemiyor. Ha ne diyor? Bir de söyle. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. 2. İtikad ediyor. Ama yaşamıyor. Öyle mi? Evet, öyle gözüküyor. Ahireti tasdik eden, fakat sefaat delalette gidenlere bir haps ebedi, bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps-ı müfret, yalnız başına bir haps kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görür. Amel. Bu da kafir. Orada da ehli inkar ve dalalet diyor. Bir şey var mı bilmiyorum. Ehli inkar ve dalalet için bir idam ebedi kapısı diyor. Ahirete evet. İnanmayan ehli inkar ve dalalet için. Ehli inkar ve dalalet. Bir tanesi. Orada şöyle bir fark olabilir mi? Mesela ahirete inanan oraya farklı olabilir mi denmez değil mi? Zorlanmış. Yok. Zorlanmış olur. Şimdi bak itikad ettiği halde yaşamıyor. Niçin? Bu itikad ediyor, itikadını kalbe onaylattırabilseydi, fiil iltizam olurdu. Çünkü fiil, söz, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Yani kalp onaylamasa fiil çıkmıyor. Hani diyorlar ya ameli olmayanlar, sen benim kalbime bak. Kalbine baktım, hiçbir şey yok diyebiliriz bu şey. Kesinlikle. Yani kalbine... Kalbine baktık, kalbinde hiçbir şey yoksa. Evet, yok kardeşim. Kalbime bak deyince... Çünkü onaylamamış yani. Onaylasaydı fiili olacak. Evet. Şeyde diyor ki, şapka ve zunar gibi şeyler fiilidir diyor. İman diyor, kalbidir. Yani bununla fiille iman ne alakası var diyor. Diyor ki, iman batın olduğu için, umurun batınlarında olduğu için ona fiilden intikal edilir. Evet, iman sorguyla anlaşılır diyor da. Yani dolayısıyla zunnar da ve şey, yani kalbine rağmen yaşıyor. O zaman abi fiil direkt kalbin vücudu harici. Ha, değil. Aynen. Şimdi o zaman çok üzerine durdum. Fikri iltizam, kalbi onaylattırırsan fiili iltizam ortaya çıkıyor. İslam oluyor o zaman. Adamın irtizamdaki fikri veya şu tahayyülünün yani serbest bölgenin oluştuğu zanları itikat zannediyor.
En azından şu, fikri iltizamın şu, şu zannediyor. Geçmemiş. İtikat değil aslında ona, fikri iltizam. Mesela onun jöntükleri verebiliriz. İslamiyet istemediği halde, ama bu milletin tabiatını biliyor, bunu sevk idare edilebilmesi için İslam lazım. Demiş. Yani jöntükler, bu gayrimüslimler. Gayrimüslimlerin oluşturduğu bir hareket. Bir de şey, o bilmem ne diyorlar mı? Şimdi bu bitti. Şunu anlatayım. Kalpte bir mail var. Onu millet anlatmıştı. Onu anlatmamıza, buraya anlatmamıza gerek yok. Abi bir şey daha diyebilir miyim? He. Şimdi bu iki iltizamı birbirinden ayırmak için, yani o tasdikteki iltizamla itikat sistemini iltizamını birbirinden ayırmak için, eğer tasdikteki iltizamı varsa kişinin, onda taassup olmaz. Evet. Taassup olmaz. Yani umurunda bile değil. Yani Diyanet hani taraflar, evet. Ama yani taassup olmaz. Yani, çok güzel. Dinin şeylere, değerlere sahip çıkmaz. Allah şahide, düşmanlarına taraftar olur. Taraftar olur. Siyasi partilerde bu çok güzel gözüküyor. Taassubu yoksa yani yine o birinci iltizam, tasdikteki iltizam olduğunu anlayabiliriz. Evet, doğru. Yani adama desen ki şuradaysa, evet. Mesela velâ terkenu illel lezine zelemu fetemezsen kumuna. Vatan millet gidiyor. Ondan sonra adam bak, din, Kur'an kursu kaldıracağım diyor. Şunu yapacağım, dini kaldıracağım diyor, diyaneti kaldıracağım diyor. Adam Müslümanım diyor. Dinini namusu olarak kabul etmiyor. Evet. Yani kabul etmiyor. Yani yok yani. Taassubu yok yani. Yok. Taassubu yok yani. Yok, bu yok, bu yok. Şimdi sistemdekinden taassup çıkıyor ya. Oradan çıkmıyor. Evet. Geçmemiş ki. O zaman adamın itikadı yok, zaten imanı da mı yok diyeceğiz? Yani. Bir şey demedim ben. Eğer zahir şeriata bakarsan, Osman imanı yok. Çünkü küfür ise küfürdür. Zahiri şeriata göre zaten gitmiş de ustad üç yolla kurtarmaya çalışıyor. Çünkü ehli sünneti ve cemaat da bu sistemde edile şeri de imam küfür var. Başka bir şey yok. Ortası yok ki. Vücut Adem gibi diyor. Ustad asıl imamı itikat getirmiş. Onlara ayrı bir şey vermiş. Evet yani. Hapsini verdi. Yani bütün kafir değil ama iman da değil. Ama şeriata bakarsan İtikatı yok ki. Ya imam var sistemde, İslam'da, Kur'an'da. Kur'an'ı gidişatına bakın, ya imam var ya küfür var. Başka ortası yok. Haps ebedi diyor yani. Evet. Aynı şey. Ebedi hapis. Ama biraz farklı var. Yok hani şey var ya bizim işte, günahlarını yanacak tekrar cennete gidecek. Evet, o yok, o yok. Haps ebedi, ebedi. Yani Kur'an'ın gidişatına bakılsın. Ulema zaten bize bırakmamış. Ya imam var, ya küfür. Ya şunlar genelde öyle düşünüyor ama yani mesela tasdikteki iltizam olan, yani. fikri iltizamda olanlar, tamam imanın var zaten. Onlar yani kabul ediyorlar şeriatın hükümlerini, namaz oruç, kılmıyorum ama cehennemde yanarım, nasılsa geçerim. Zannediyorum. Şurada bu zannediyorum. Şimdi gelelim, burası serbest bölgeydi. Şeytan buraya en çok kullandığı sistem korkudur. Ve yeistir. Yeist. Size dersten önce sordum. Yeist'in müsbeti var mı? Yeist'in, benim bildiğim şu anda, yeist'in müsbeti yok. İfratı var, tefriti var, vasatı yok. Ben bilmiyorum. Yeist'in müsbeti yok. Korkunun müsbeti var. Allah diyor ki, o korktuğun şeylerden korkmayın, benden korkun diyor Kur'an'da. Korku bedensel olarak ne yapar? Gaz yapar, ishal yapar, karın ağrısı yapar, ter yapar, terleme yapar, ateş yapar, şiddeti baş ağrısı yapar. Korku. Ondan sonra, peki korkudan kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmama. Çünkü yaban arıları gibidir. Korkudan kurtulmak demek, sistemi kapatmak demektir. Korku sistemini kapatmak. Koku
O korku sistemi kapanamaz. Onun için muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Sistem kapanmaz. Korku vardır. Peki nasıl kurtulursun? Sistemine, kıblesine koymaktır. Korkunun müsbeti vardır. Yiyisin yoktur. Allah benden korkulur. Çünkü inşa eder. Adamı inşa eder. Adamı müfilikten korur. Korku. Günah yapmaktan korur. Korkunun geçmişi yoktur. Korkunun geleceği vardır. Gelecekten korkular, geçmişten elemler olur. Yeysin öyle değildir. Geçmiş ve geleceği vardır. Halde blok eder, çökertir. Yeys, mani her kemaldır. Kur'an'da öne çıkan şeytanın sıfatı yeistir. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Ondan sonra size burada anlatacağım. Şimdi birisini anlatmıştım. Bu kelam nasıl çıkıyor diye. Kaptanı biliyorsunuz. Kaptan çıkan bir meyin. Kaptan böyle dağın tepesine kar topu yapsak, bıraksak kaptana kaptana iner. Kaptan meyil çıkar. Ondan sonra latife insanı var kaptan. Oradan çıkıyor. Yani konuşma veya davranış meyil. Oradan çıkıyor. Sonra vicdana geliyor o. Vicdanda da yükleme yapılıyor. Kartopuya yükleniyor. Ekleme yapıyor. Ondan sonra dimağa geliyor. Dimağda da yükleme yapıyor. Sonra elbise biçiliyor. Mana artık ortaya çıktı, belirlendi. Kelam, elbise olacak. Tahayyülde elbise biçiliyor. Sonra ses telline gelerek atmosfere salgılanıyor. Kelam böyle çıkıyor. Ve o kadar bir mucize ki, ben böyle başka bir mucize bilmiyorum. Hemen burayı şimdi silebiliriz abi. Bir tane silelim. Bugünkü dersimize başlayalım. Yeis öyle bir şey yapar ki, şu anda derstesiniz, tamam mı? Dün akşam, yani bir gün önce, bir hafta önce, bir ay önceki ne günahınız varsa hemen getirir bu anda. Sizi dersten kopartmak için en çok kullandığı şey ümitsizlik yani. Ve senin dalganı bozar, angini bozar, alıcılık sistemini zayıfa indirir. Şu anda ders ortamında yapabileceği, kimin ihtiyacı var bilmiyorum, önümüze o günahı getiriyor. Yeisi atmak için yapıyor. Yani sokağa çıkın, o günahınız altınıza gelmez. Başka bir sistem günaha devamlı öne tutuyor. Seni gururdan kurtarmak için. Onu öyle bakmasan, seni ümitsizliğe atar. Günahlar iki yönü vardır. Ya yeisi atar, ya seni tövbe-i istiğfarla seni insan eder. Nasıl eder? Bu sefer ben ne biçim adamım lan, benim gibi adam var mı falan, fiyakalıyım, yani şöyleyim ben böyleyim mi? Ortadan kaldıran günahların vücudu olur. Sen gurur kibir yapamıyorsun. Bu yeisi müsbet olmuyor mu? Yeisi müsbetini bilmiyorum. Biliyorsan... Yani, yok yok hayır, bu dediğiniz yani günahı sürekli önde tutması... Ha o müsbet iyi işte. O işte günahı ne tutuyor? Bunun bir yönü, bir sapağı, sol sapağı, yeisi atar günah, bir sapağı korkuya götürür. Korku çok iyidir. Şey, günahtan dolayı korkuya götürürse istiğfara, tövbeye, nedamete sebebiyet verir. Seni istikamete koyar. Abi. Dolayısıyla ameline güvenmeye mani olur. Yani insanı iki büklüm yapar günahlar. Yani gurur kibir öyle devamlı mesela evrat esker dergâhtan çıkmıyor adam. Gurur, kibir geliyor buna. Seratan diyor da. Zülmet, korku, karanlık diyebilir miyiz? Tabii, dur abi. Evet, yeise... Seratan. Utbe-i Şami'de seratan. Yani ruhun kanseridir. Abi ne dedin? Yeise korkuya, karanlık. Tabii. Öyle. Abi intiharın eşiğine getiren yeis mi peki? Yeistir. Mesela Hızır abimiz intiharın eşiğine geliyor ya, evet. Ondan sonra onun berzahı oluyor. Evet, yani berzahı oluyor. Yani o anda işte
elinden Risale-i Nur tuttu. Peki müsbet gibi düşünülebilir mi? Müsbet düşünemezsin çünkü yeis müsbet şey yapmıyor, çökertiyor. O anda harici birisi, Akay abi diyelim bir doktor, onlar doktor onun özel evine tutmuşlardı, zengin babalara, kardeşler abiler zengindi. Hızır abiye, işte özel bakımına geliyordu doktor, belden aşağı felçti Hızır abimiz. Allah mekanını cennet etsin, bizi de şefaat ettirsin. Bana çok emeği var. Yani bana en büyük emeği, şekille düşünmeyi, düşündüğünü şekle dökmeyi, melekimi o idman yaptırdı. Böyle şekillendirme şeyi ondan almıştık. Okay doktor Akay abi diye Balıkesirli, Allah'ın selamet versin yaşıyor. O nurları vermiş ona, doktoruydu. Meratip olarak nerede abi? Yeis. Yeis'in meratibi yok. Dip. Yok. Dibin dibidir. O vasatı yok. Ya ifratta ya tefritte. Ya işte çöküntü yapar ya da dışarı saldırgan yapar. Her şey böyle vurup kırar. Yani kendisini öldürmek istemeyen dışarıya saldırır. Yeis'in böyle korkunç bir şeysi var. Allah işte yeis mani erkemaldır. Risale'de geçiyor ya. Allah da şeytanı öne çıkartarak şeytanın en büyük sıfatı yeismiş. Yani haset etti diyor ama yeis öne çıkan sıfatıdır. İblis. Allah'tan ümidini kesmiş. La taknatun rahmetillah. Evet. Hükmüne zıt. Abi yeis şeytanı çıkarttı ya, şeytan resmen vücut buldu gibi. Peki şeytanın vücudu haricisi yeis. Peki şöyle, onun vasatı yeis, bunun ifrat ve tefriti de var gibi duruyor sanki. Yani yeis'in mesela, ifrat tefrit, şey, pardon, özür vasatı yok. Şöyle söyleyeyim, şeytanın nasıl söyleyeyim, eksi hali ifrit gibi, bir de diğer tarafı var. Bir de şeytanın şeytan olduğu hali var. Bu ikisinin arasını mı acaba yeis gibi duruyor? Bir de söyle. Şeytanın bir eksi, şöyle söyleyelim. Eksi, sıfır, bir diyelim. Şöyle, sıfır yeis, dip. Eksisi, ifrit. Artısı şeytan mı? Şöyle bir şey diyebilirsin. Mesela bir şey yapacağın zaman senden bir şey olamaz. Sen bir şey başına rezilin birisiysin. Ama kalı güneş demiştin, gelmişsin bu ortamda. Oturuyorsun, bunu yapıyorsun, anlatıyorsun, dinliyorsun. Ne bileyim. Bu yesin ifratıdır. Tefriti ise hiçbir kıpırdayamazsın. Hep intiharı düşünürsün. İfratta ise çırpınıp durursun. İşte vasatı olmadığında ancak böyle bir can kurtarıcı bir yere öyle el atarsan, yani başka ben ifrat vasatını bilmiyorum. Yeis'in vasatı yok. Yok biliyorum. Çok düşündüm. Çok var. Bulamadım. Yeis'i bulamadım. Korku büyük nimettir. Allah söylüyor. Benden korkun diyor. Başka bir şeyden korkmayın. Bu sefer Allah'tan korkarsan ben onu buldum. Korktuğundan emin ediyor. Allah'tan korkmasan o korku senin cehennemin kabusun oluyor. Hani diyor ya hadis-i kutsi'de, dinimi dert edinenin derdini üzerime alırım diyor. Dinimi dert edinmeyeni dertleriyle baş başa bırakırım diyor. Ben bunu kanıma kadar, kemiğime kadar hissediyorum bu hadisi. Ne zaman Allah'ın dinini dert edindim, derdim olmadığını gördüm. Ben yaşadığım yaşıyorum. Ne zaman kendi dini mesela koydum kenara, dersleri koydum, kitap okumayı koydum, derslere gitmemek için bahane uydurdum. Çünkü bahane çok var. Allah derdimle baş başa bıraktı. Derse gitmemek için bir sürü şeyler, sığınaklar var imanlarda. O zaman Allah senin o derdinle baş başa bırakır.
Derse gitmek iyilik yapmak değil, iyilik görmek içindir. Peki, sayfa 231. İşaret-i İcaz 203. Bizler bütün ibadetlerin sana mahsus olduğunu kainatıyla ve Cenab-ı Uluhiyetine layık olmayan şeylerde münezzeh olduğuna iman ve bütün efsaf azamet ve celal ile muttasıf olduğuna itikat ediyoruz. Burada Allahu Alem anladığım iman ikan. Bak iman, ikan, itikat, ba. Yani kablo itikat. Kablodan içinden akana da iman. Kablo çünkü dima. Dima çünkü vahiy ilk dimağa geliyor, kalbe gelmiyor. Sistemi oluşturuyor. Dimağda sistemi oluşturuyor. Yani arı bir peteğe gelmeden keşif yaparlar. Giderler orayı Osman temizlerler. Kokuş yaparlar. Sonra arılar gelir ve efendiyi çağırırlar. Arı beyi gelir en son. Yani kablo itikat. Kablodan içinden akana da iman. Çünkü iman hem nurdur hem kuvvettir. 23. sözde. Kablodan geçen elektriğe hem nur hem de kuvvet, güç var. Kablonun kendisi değil içinden akan. Kablo niye itikat? Çünkü itikat usule, kaideye, prensibe ve ölçüye deniyor. Zahiri şeriata, ifadelere, usullere göre insanda oluşur itikat. Bu itikattan sonra iman olur. Çünkü Kur'an insanın dimağına, aklına ve itikadına ilk hükmeder. Doğru itikadı olursa ondan sonra imanı oluşur. Yani yanlış itikatta iman oluşmaz. Dinin dimağında oluşur ki, dinin dimağında oluşur ki, din bir intisaptır der. Din hemen orada oluşuyor. Din bir intisaptır. İmana sirayet eder intisapta. Aklı olmayanın dini de yoktur, bir mana hadis. Yani topladım bu hadis şeyleri, bir araya getirmeye çalıştım. Bunu bir gün açtım şu şeyi. Hatırlıyorum. Şu şeyi diyebilmek için şu yarım cümleyi bir de okuyayım. İman hem nurdur hem kuvvettir. 23. sözde malum. İman gaybadır. İtikat zahiredir. Kalpten geçen elektriği hem nurdur hem de kuvvettir. Güç de var elektriği. Kablonun kendisi değil, içinden akandır. Oradan akması lazım. Elektrik bir sistem de ortaya çıkar, ortaya çıkar, gelir, kablodan da şey yapar. Yani kablodan oluşur, kabloyla kaşıyı tesir eder. Kablo niye itikat diye sormuşum. Çünkü itikat biliyoruz, usule, kaideye, prensibe, ölçüye, yani edile-i şeriye, İtikadımızı oluşturuyor. Yani ama iman gaybadır. Zahiri şeriata, ifadelere, usullere göre insanda itikat oluşur. Bu itikattan sonra iman olur. Çünkü Kur'an insanın dimağına, aklına ve itikadına ilk hükmeder. Doğru itikadı olursa ondan sonra imanı oluşur. Dinin dimağında oluşur ki, din dimağında oluşur. Çünkü din bağımış. Dinin, yani senin dinin. Evet, senin dinin. Dinin. Dinin, senin dinin. Dinin dimağında oluşur. Dimağında oluşur ki, din bir intisaptır. Geçildi ya. İmana sirayet eder, intisapta yani. Din intisaptır demiyordu. İman intisaptır. İntisaptır. Din de bir. İman bir intisaptır. Din de bu sistemi
Vücut haricisi, din dediğimiz şey. Din gözüküyor hayatta ya. Hani kablo gibi. Dindar, dinsiz belli ya. Tesettürdür, namazdır, ezandır. Bunların bütünü ya. Aklı olmayanın dini de yoktur. Hadisin bir manasıdır. Hasan abi, birisi bir yorum yaptı. Dedi ki, lafım sen eskiden çok konuşuyordun. Hasan abi kızıyordu. Artık hala çok konuşuyorsun. Ama Hasan abi kızmıyor daha. Şimdi bundan cesaret alarak ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Buradaki ne girişti ama. Evet yani. Ne acil ne girişti. Yani buradaki buradaki şeyinize karşılık yani ben şöyle sanki kafamda oluşturdum Hasan abi. Aklınıza sanarak. Şimdi az önce dedik ya hani ikinci yol yoktu. Üstad var, hani bir kafir var, bir imam eden var diye. İkinci yol itikad edip itikad ettiği gibi yaşamayan. Şimdi bu kablo dediniz Hasan abi. Kablo itikad. İçinden akan iman değil de sanki İslam gibi deniyor Hasan abi bana. Yani içinden akan İslam dersek eğer, yani fiili dersek ortaya çıkan mesela kablo, itikat, içinden elektrik akıyor ama ampul gibi yanmıyor. Ha bu, bu arada elektrikten anlayan mutfaktaki şey ampulümüzün yapsın birisi elektrikten anlayan. Ne güzel, ne güzel fikir. Bak onu yapsın ha. Yani ampulün yanmasıdır. Hasan abi, ampulün ortaya çıkışı, yanmasıdır bence iman. Çünkü şöyle söyleyelim, eksi uç, artı uçları birbirine değdirdiğiniz zaman itikat var, fiil var, yanlış fiiller var. Artı uçları birbirine değdirdiğiniz zaman yanmıyor, patlatıyor. Daha beter patlatıyor Hasan abi. Eksileri yanlış yapınca? Yani farklı uçların birbirine değmesi lazım yanması için Hasan abi. İman olmak birisi için küfür de olması lazım. Yani doğru, yani İslamiyet fiildir, hani elektrik orada ama şey diyor, iman ustad kuvvettir diyor, nurdur diyor, güçtür diyor. Nurdur diyor. Yani neticesi herhalde, kablodan akana demiyor demek ki, doğrusu. Abi Osman abi dedi ki, senin dinin dedi, evet. Senin dinin. Mesela şeyde, intisal vardı ya izanda. Şeyde, limadaki meratipler sabit, herkes de var. İmtisal... Sen şimdi şuraya geçeceksin. Çekeyim oraya. Sen değil, sen değil. En son gelmiş. İmtisali, Osman abi, evet. İmtisalın kıblesinde intisap duruyor gibi. Hani imana bakıyor ya, izanda imandır diyor ya abi. İmtisal izanın içinde değil miydi? Uyuman. İmtisal? Tamam, izandan çıkıyor. İzandan çıkıyor. İzana da üstad iman diyor. Şimdi Hasan abi de imana intisap dedi. Yani imtisalin... İzana iman şöyle, üstad tasdiğe de iman diyor. Tasdikten değil mi? Öyleydi. Tasdikte hem tasdiktir hem izandır. Hakkı kabul tasdiktir. Yani imanın bir iki tanımı vardı. Yani o zaman biz şey demiştik sanki. Tasdikten itibaren iman başlıyor. Demiştik. Dersen. Tasdik ederse. Tasdikten itibaren üstad sayıyor. İmanın tarifi var bir iki yerde. Sen şimdi sen izanı söyledin, ben tasdik de vardı dedim. Yani ona göre düşünüyorum. Dolayısıyla buna kablo. Kablosu. Kablonun içinden akan iman. Ben şey yapayım, düzeltiriz. İman. Ampulde gözüken İslam. İman. İman çünkü nurdur, kuvvettir. Buna yola çıkarsak maziye istikbale bakıyor. Suretine İslam diyebilir miyiz? Mülküne. Yani
dersin tabii, yani ekleyebilirsin. Yani bunu da biraz ileriye götürürsek, şöyle bitireyim. Noktayı istindar. Noktayı istinad. Bazıları bu dersleri şey zannediyorlarmış ha. Çok incik ve cinciklerle uğraşıyorsunuz. Başka birisi ne dedi? İyi yaramdır be ya. Yani. Yani incik mincik herhalde Beyazıt'ta böyle tezgahta satanlara zannediyor. Böyle incik mincik böyle şey satıyorlar ya. Bunlar incik mincikmiş. Tamam, bunlar incik mincikmiş. Yani Risale-i Nur mevzuları sisteme almak, sistemimizi aktif etmek, karşılıklarını bizde bulmak, Risale-i Nur'daki bu tabirleri iltizamla, izanla meşgul olmak incik mincikmiş. Söyleri ince. Yani tek bir kelime söyleyeceğim, yazıklar olsun. Abi şurada benim anlamadığım. Dur, sonra. Niçin? Ona bir gönder. Bunlar yapınca Risale-i Nur okumak kendini okumaktır. Üstad Hazretleri 286'da Mektubat'ta diyor ki Mektubat-ı Rabbani olarak gördüm diyor. Felsefeyle yıldırdım mektupta. Çözülemeyen şu mevcudattaki deve döveren hareketleri diyor. Yani felsefe de ne kadar manasızdır. Sonra diyor ben bir baktım Mektubat-ı Rabbani'ye baktım bana bir sene kafi geldi diyor. Bir sene. Yani çiçeğe bakarak renklendiren Yamulev'in, sanat yapan Yansani, ölüden diri çıkan da Yahay. Bunlar ustada bir sene. Eğer sen her gün 20 sene demeli 20 defa külliyat okuyorsun, her gün aynı şeyi anlatıyorsun. Sen bıkmadın mı? Kur'an'dan ülfet olmuşlar, risale olmayacak. Usta diyor ki bir sene oldu diyor. Bir sene bana kafi geldi diyor. Diyor mu değil mi? Sonra bana kafi gelmemeye başladı diyor. Mektubat-ı Rabbani'ye mektup gibi okuyoruz. Sonra İkincisi diyor, anlatıyor, dört tane mertebe anlatıyor. Dördüncüsü de kendisine taşınıyor. Anladık mı orayı? Sen kim, ben kim, ustad kim? Ustad diyor ki, Mektubat-ı Rabbani olan Esma-i Aynedarlığı var diyor. Mektub-ı Rabbani diyor, çiçeğe baktın, ya tamam lan işte, Mulevi, Musavi, tamam. 5000 defa dokusan ne olacak? Lan kelam-ı ilahi değil ya. Kelam-ı İlahi'nin içindeki manadır. Peki, bana kafi gelmedi diyor. O da mevcudata bakmış. İlk Turfan'daki zar. Bana kaç sene, bir sene diyor kafi geldi. Sonra diyor, ikinci Esma-ı İlahi'ye baktım diyor. Tamam. Esma-ı İlahi'ye bak, bir şey olmasın, kendisi ifade aynı olmasın. Bir hayli zaman bana kafi geldi diyor. Sonra başka bir noktadan baktım, gene kafi gelmedi. Sonra dördüncü kanaat. Şimdi bu incik muncuk. Şimdi kafur seni alıyor. Bu arada size de duyarsınız, zihninizi berbat edebilir ve bizi takip eden dostlarımıza da kale almayın. Ama onun arkalarından giden saf trikler olur. Cevabul ahmakul esukut. Ahmağa en güzel cevap vermemek ama bazı saf trikler arkasından takılabileceği için onu söylüyoruz. Biz Risale-i Nur'un manalarını incik muncuk yapıyoruz kardeşim. Sen bildiğini oku. Hı. Abicim, imanın esası altıdır değil mi? He. Ama ben bunu bitirsem de o soracağını zannediyorum onu. Evet. Bak, ben bunu yapayım. Şimdi kablodan içinden akan, şimdi ortaya çıkan... Onu yazayım. O deminki şeye bir devamı, yani o çok önemli. Benim yani alemde geçiyor da. Hangisi? Az önceki şey yaptınız. Şimdi, yani şeylerde, gruplarda da var. Şimdi nurculuk sanki ben kendi alemde o şeyi yaşıyorum. Yani nasıl ifade etsem bunu diye. Hem kendim için hem de karşımdaki kişi için. Şimdi nurculuk öyle bir şey olmuş ki çiçeğe, böceğe bakıp Cenab-ı Hakk'ın esmalarını saymak nurculuktur. Bu kadar. Bitti. Yani tamam bu var ama sadece bu veya bunu nazara vermek, işte Cenab-ı Hakk'ın esmasını görmektir. Şeyi bana zaten kafi gelmiyordu zaten. Şimdi bu tam yani ben yani birkaç gün önce bir şey attılar. Bilmiyorum durup dururken ben patladı şey. Yani o benim alemimde ya bunu nasıl ifade etsem. Hem kendim için ifade arıyorum yani var elhamdülillah alemimde ama hani böyle bir söz olur ya bir şöyle tam yerine oturur ha işte budur.
diyeceğim. Aslında böyle şey... Çünkü sen de zaten dinlerken şöyle yaptın. Tabii. Yani benim ya dün ya evvelsi gündür. İşte. Bu şey geçti. İşte. Grup, dün yaptım. Gruplar, evvelsi gün yaptım. Gruplarda paylaşılıyor. Şimdi var birisi mesela. Gayretli birisi. Biliyorum. Böyle hani kendince şey yapmaya çalışıyor. Nurcu. Yıllı. Bayağı epey yıldır. İşte kendince şeyler topluyor. İşte Esma'yı görmek. Esmaları müşahede etmemiz lazım. Sonra? Ne olacak? Ne yapacağım ben i̇şte onu sonra? Hakim ismi var. Burada Rahim ismi. Görüyor musun? Cenab-ı Hakk'ın kainattaki şeyleri. Yani orada bir büyük bir bocalama. Yani bütün nur, yani kendim de ilk önce hissettiğim için diyeyim. Yanlış şey yapmıyorum. Nurculuk sanki buymuş. Nurculukta böyle bir bocalama var. Büyük bir bocalama. Oraya gelmiş böyle teker habire patanaj yapıyor. Patanaj, patanaj, patanaj. İlerisi yok. Bak kabirden başlıyor. Ve orada kalıyor ve ülfet başlıyor orada. Ülfet belası bu. Dört mertebe biliyor musun? Dört. Bir zaman diyor, hikmet-i beşeriyenin marifetine, gayelerine dair, hikmet-i beşeriyenin, masnuatın gayelerine dair gösterdikleri faideler nazarında çok emniyetsiz görüldü. Mesela çiçeğin nar niçin yapılmış? Orada esma okumak yetmiyor. Bu ustad diyor ki, bunun için de değil. Bu bana kafi gelmemeye başladı. Ya mullevin, olmadı. Çünkü Allah'ın sırf esması yok. Sıfatını göreceksin, sırf sıfatı yok. Şunatını göreceksin, sırf şunatı yok. Dört, kendini göreceksin. Kendindekileri göreceksin. Bak, dört mertebe. Ve ondan bildim ki o hikmet abesiyeti gider. Onun için filozofların ileri gidenleri ya tabiat dalaletine düşer. Bir, burada da dört. Veya sofesta yol iki. Üç, İhtiyar ve ilmi sani inkar eder veya dört, Halika mucibi bizzat der. Mucibi bizzat şu, güneş olduğu için ışık vermek zorundadır. Allah Allah olduğu için mecburdur yaratmaya. Biliyor musunuz? Mutezile, itizal, vehabiler Allah'ın iradesini kabul etmezler. Şeyler de, şialar da Allah'ın şeyin adaletini subutu sıfattan sayar. İşte o zaman rahmet-i ilahiye hakim ismini imdadıma gönderdi. Gönderirse sana görürsün. Bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Neymiş? Büyük gayelerini çiçekte esmayı okumak. Bu mu? Nurculuk sanki buymuş. Bundan fazla ileri gideni nurculuktan çıkıyor. Seyik o müştahar bir şey demişti de. Bu İtalyanların Üstabiye felsef diyorlar, bu anladığı işte vesaire itiraz ediyorlar Üstabiye, tamam mı? Mana mertebesi. Üstabiye ona demişti ki, 1900 kaç diye 80 küsur değildi. Senin anladığı nurculuğu inkar ederek nurcu kalabiliyorum dedi. Gözümün önünde dedi adam. Senin anladığı nurculuğu inkar ederek nurcu kalabiliyorum. Kıpkırmızı oldu, çiğ gibi gitti. Senin anladığın nurculuğu ben inkar ediyorum. O nurculuk değildir. Nurculuktandır. Nurculuğun kendisi değildir. Benim anladığım nurculuk, nurculuk da değildir. Nurculuktandır. Yani herkes anladığı şeydir. Bak bu stada bak. Yani çiçek desmayı okumak, onu açtın mı, külliyata zarar veriyorsun. Bak zarar kim veriyor, sen mi? Yapan. Büyük gayeyi gösterdi. Yani her bir masnu, çiçeğe bakalım. Öyle bir mektubu Rabbani'dir ki. Güzel, tamam. Tamam. Oradan Allah'ı okuyacağız. Umum zişur, onu mutala eder. Zişur, biz de içindeyiz. Şu gaye bir sene bana kafi geldi. Sen hala ömür boyu okuyorsun. Hala onunla ısrar ediyorsun. Ustada bir sene kafi geldi. Hadi sana 10 sene olsun. Lan 20 defa külliyat bitirdin lan. Kafi gelmedi mi sana ya? Renklerin mülevin olduğunu, sanatın sani olduğunu Allah'ın bilmiyor musun? Daha ne yapacaksın? Abdestin farzı kaç? 400-500 defa da okusan aynıdır. Yani renklendiren Allah'ın mülevin başka bir şey olabilir mi? Sana artık feyiz vermediğini bilmiyor musun? Bana kafi geldi diyor. Bir sene. Sonra sene koymayayım. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti. O gayi kafi gelmemeye başladı. Oo! Mevcudattaki esmayı okuma gayet. Nurcu'da çıkmış üstad.
Hızır lazım ben sonra. Kafi gelmeye başladı. Senin var ya. Onun için kitaba bak. Bırak beni. Yazıklar olsun bana. Bu derslerle ben kendime nazarı çeviriyorsam, size Risale-i Nur'a aynı olamıyorsam, Risale-i Nur'a ben gösteremiyorsam, Risale-i Nur'a perde oluyorsam, yazıklar olsun bana. Onun da delilim nedir? Benim psikolojimi bozmuştu. Yani sen Risale-i Nur'a perde oluyorsun, aynı olamıyorsun deyince, en son şöyle bir rüya görmüştüm. Bir zat ders yapıyor ama psikolojim mübalağa olsun diye anlatmıyorum. Bayağı bozuldu ya. Perde mi oluyorum, ayna mı oluyorum? Ben Risale-i Nur'a engel mi oluyorum? Osman. Yeise düştünüz. Düştüm yani. Çok sıkıldım, ara vermiştim. Bir gün birisi ders yapıyor. Dedi ki, bir insan Risale-i Nur'a perde mi, ayna olduğunu nasıl anlar biliyor musun diyor derste. Ben de oturuyorum burada. Eğer onun dersleriyle Risale-i Nur'a iştahı artıyorsa dinleyenin, aa Risale-i Nur neymiş ya? Merakı Risale-i Nur'a dönüyorsan sen aynasın. Vay be abi be, sen hiç olmasan Risale-i Nur'u unutup da seni merci yapıyorsan sen perdesin. Bu derslerle sizin külliyata iştahınız artıyorsa, niye gösteriyorum elimde? Aa Allah Allah demedin, bak biraz önce ne dedin? Vay be ustada kafi, kime muhabbetin arttı? Orayı bir daha okuyayım diye ben şeyime geldi. Yani gelmedi mi? Bulduğum bir yerde yapması çok. Bak. Yani o mezarla bakmamıştım ben hiç. Bak. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti, o gaye kafi gelmemeye başladı. Vay be nasıl olur lan? Sen nasıl kafi gelmez? Daha çok büyük diğer bir gaye gösterildi. Yani neymiş ikincisi? Masnu'nun en mühim gayesi saniyene bakar. Onun kemalat-ı sanatını, nukuş esmasını, Murasat hikmetini, hediye-i rahmetini, onun nazarına azmetti. Allah'a gösteriyor mevcudat kendisini. Ve cemal ve kemaline bir aynı olmaktır bildim. Bundan daha büyük kay olur mu? Bu da kafi gelmemiş. Onun nazarına arz etmek, cemal ve kemaline bir aynı olmak bildim. Şu gaye hayli zaman bana kafi geldi. Hayli zaman. Gene olmadı. Sonra sanat ve icat eşyadaki hayret engiz faaliyet içine gayet derecede suratı tahir ve teptildeki mucizat-ı kudret ve şuunat-ı rububet göründü. O vakit bu gaye dahi kafi gelmemeye başladı. Kafi gelen Allah'a seyrediyor. O da gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Belki şu gaye kadar büyük bir muktazi ve dahi lazımdır bildim. İşte o vakit şu ikinci remizdeki muktaziler ve gelecek işareti gayeler gösterildi ki dördüncüsü de ne biliyor musun? Şuunat. Şuunat'a geçiyor. Allah'ta ne varmış biliyor musun? Şefkati mukaddese, muhabbeti münezzeh, sevk, şuur, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddese. Ondan sonra bu ikinci remiz bu. Ondan sonra bu geliyor. Neymiş biliyor musun? Bu kainat Allah'ın sessizce konuşması ve konuşturmasıymış. Ne o 8 tane, 7 tane şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh. Bak, iki kişiye vazife verdik. Şefkat-ı mukaddese, mukaddes. Muhabbet-i münezzeh. Mukaddes, münezzeh arasındaki farkı çalışın. Öyle mi abiler? Bak siz, biz lügata bile bakmayız. Adamlar çalışıyor işte. Sonra takdim edeceğiz, siz incik müncükle konuşuruz. Gayri ihtiyar şart. Ustada 4 mertebe arkadaşlar. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batınuhu, bütünsel. Tamam. Ülfet ve nasıl? Kur'an'a ülfet oldum diyor. Yani mektubatta diyor biliyor musunuz? Kur'an'a ülfet oldum diyor. Bir latife var ki ülfet ya olmadı diyor. Kur'an'a ülfet olacak, Risale'nin ülfet olmayacak. Öyle mi? Ülfet-i hatmine hepimiz yaşadık yani muhtemelen. Peki, ağaç işte bak, kafi gelmemeye başladı. Sen devam et o. 20 defa değil, 50 defa külliyatı okuyacaksan aynı olacaksın yani. Ülfet çünkü, ülfet demek havanda su dövmek gibidir. Allah kimseyi başına vermesin. Ben o mesela esma konusundan, yani o nasıl bir şey demek lazım, demek değil de kendimize demek lazım diyelim. Yani bak esma, böyle, bak şimdi, bak kardeş, vacib-i vücut alemi var. Bizde bir tamamı noktalarmış. Konuşmak istemiyorum. Esmanın bizde karşılıkları var. Değil mi?
bütün o konuştuğumuz zahirdeki lügata bakın, şey yapmayın, mulebe musavir demek bu. Bu kadar. Sıfatın bizdeki karşılığı var. Sıfatı sübutiye, sıfatı zati. Zatiyenin de aynısıyız. Tamam. Şunatın da aynısıyız. Üç. Zatın da aynısıyız. Evet. Abi dışarıda siz derken ben de bir an düşünüyorum. Aklıma gelen, şimdi Esma'yı ne yapıyoruz? Görerek diyoruz ki hakim, sani, aslında tevhid ediyoruz. Yani keset diye gördüğümüz şey yok. Evet, keseti kaldırmak için. Şimdi dışarıyı kaldırıyoruz da, şimdi burası duruyor. Tamam, dışarı topladık. Sani, hakim, rahim hepsi bir esma, işte Cenab-ı Hak dedik. Kendini de topla, yok, o dursun. Dışarıyı dedin, çiçeğe ne dedin, burada ne oldu ki? Yani burayı da al, bir topla bakalım hepsini. Ya. Bir tevhide gel. O nasıl ders bittikten sonra peynir keser gibi, böyle biz güzel bir iniş yapmıyor uçak gibi, helikopterin. Ders bittikten sonra dersin mevzusunu konuşmak yerine hiç alakası için bir anda geçebiliyorsun. Demek ki burada bir şey olmamış. Tamam. Anladın mı? Yani böyle tefekkür ederek imanla itikat arasındaki fark. Burası çalış, külliyatta. Fecma havassa bi hayri tumimet. Yani havasların topla diyor İmam Ali radıyallahu anh. Cevcilleti edin değil mi? Elcüzeli diyeceğim. Sikir tahsil galbe diyeceğim. İşte Risale-i Nur. Fecma havasa, havasların özelliklerini bir araya topla. Bir hayri tübeme. O zaman hayır tamam olur. Asay Musa toplamadır. Adam toplama yapmaya karşı. Diyor ki, 16'ın okunacağını bilse, bilmiyor muydu üstad diyor, sen niye okuyorsun altını, onu diyen de var. Asay Musa toplamadır. Kastamonu 56'da diyor, şu parçalar, şu parçalar. Şu derste geçen, izah diyenlere diyor. Bir kelime Risale-i Nur dışında geçmişse söylesin. Bir tane. Çünkü başka bir yerde bunlar geçmez. Olmaz. Yürüyemez. Bunlar mı geçmiyor? Ha? Bunlar 23'ün söz. Bu usulü konuşmaktan aşıp da içeriğiyle ilgili eleştiri veya şu şöyle demen lazımdır desen ne kadar terakki edeceğiz? Yani usulü konuşmaktan artık mevzuya giremiyoruz. Böyle olmaz, şöyle olmaz. Ya böyle olmaz değil de sen ona nur dedin, aslında dur orada değil de kuvvetin yerine şöyleydi dese terakki edeceğiz. O için hatamızı bulacağını görmediğini niye peki biz yani. Sen yanlış söylüyorsun, nur orada öyle değil de şurada şöyle deyince şöyle olur diyeceğiz. Hala evir çevir usul konuşuyoruz. Böyle olmaz. Netice hiç varılamayacak. Şimdi dışarıya çıkan, bak, kablodan dışarıya fiili çıkanlar tamam. Nedir? Kavramın şeyi çıktı. Şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Namaz, oruç, İslam. İslam fiildir. Yani elektrik çıktı nur, tezgahı çalıştırdı. Tezgahta bir imanat yapıldı. Ne oldu? İtikad, kablosuna benzer. Kablonun içinden akana, imana benzer, dışarıya çıkana, çıkan değil de dönüşen desek daha yok. Tamam, ne dersen de. Sureti tezahürü. Ha, mesela anlaşıldı. Kablonun içinden fiili çıkarmıyor. Fiile dönüşmüş. Ha, bunların cemine din denir. Mektubat, telbiat-ı tisada şeriat denir. Şeriat din demektir diyor usta. Niçin bunu korkutmuşlar bu yazı görünce şeriat? Medyanın pompalamasında. Subliminal. Mesela hiç kimse çocuğuna şaban koyamıyor. Zalimler, din düşmanları
Ramazan, Recep, Şaban'ı aşağılaya aşağılaya filmlerde kimse çocuğuna Şaban koymuyor. Niçin? Üç aylarını yaptıkları için. Hep dini mukaddesatları alaylama mevzusu yaptılar. Filmlerde medeni, kültürlü, uygar olanlar bayiden şey alır, cumhuriyet alır. Selam verenler şeriatçılar, dinciler de öyle şey. Kaç olsun. İşte, anladınız mı? Şeriat deyince şey, şeriatın bir meselesine diyoruz da bin başı feda olsun. Evet. Bunu buraya bırakabilirdin, dinlemeyi. Şeriatı kastayım. Ve senelerce pompalamışlar, kimse çocuğuna şabon koyamıyor. Algı operasyonu yapmışlar. Ben o filmde 25. kareye çıplak kadını koyduklarını eline gösterdim. Bak şu şeyinde var, Rostak'ın. Durduğunu görürsünüz, yavaş hareketini görürsünüz. 25. kare kullanılır. Ve bunu millete seyrettirdiler. Ama kimse görmüyor onu gözle. Bu Ramazan, Şaban, Recep dalga geçmek için kullanılıyor. Oysa mukaddesat. Şeriatı böyle yapmıştı. Şimdi böyle 58. İtikad kaçıncı ders? 14. Tamam mı abiler? Allah'ın izniyle her şey güzel, her şey yolunda, her şeye rağmen yolumuz haline devam edecek. Bizim bir tane ölçümüz var. Risale-i Nur. Risale-i Nur talimatı dairesinden ayrılmayacağız. Ne diyorsa öyledir. Yapamadığımız zaman asla iyiyse kapılmayacağız. Düzelteceğiz inşallah. Gayret edeceğiz. Kendi başına düzeltemeyeceğini bildiğimiz için vurup şey yapacağız. Tamam mı? Tamam mı? Bu arada Saadet Harici bazı şeyleri biliyor. Bilmiyorum. Beni bir itiyor. Kimin ihtiyacı var? Demek ki varmış böyle. O günahı da mutlaka nazara alınız. Sakın günah sizi çökertmesin. Çünkü ifrat tefriti var, yesin. Vasatın yok. Sakın kiminse bu. Bunu gayri ihtiyar neye söyledim de benim. İkide bir önünüze o geliyor. Tamam mı? Onu da fırsat verdik. Hadi bismillah. Kastamonu 17. Elhamdülillah. Allah nasip et. Öyle bir tane gelecek hastane 55'e 4 tane sistem koymuş. Risale-i Nur'un verdiği imanı tahkiki ve kuvvet imaniyedir. Anladınız? İtikatta kuvvet diyor. İtikada da dine diyor bak Risale-i Nur'un verdiği imanı tahkiki ve kuvvet imaniyedir. Demek itikat diyor mu orada demiyor. Diyor mu? Bir Kastamonu değil. Mutlaka vardır ki onu yazmışım ya. Risale-i verdi iman-ı tahkiki ve kuvvet-i imaniyedir. Var mı? Bak 17. 17. Açtım abi. Şaşırdım ben de. Niye orayı yazmadım? Risale-i Nur'un verdiği iman-ı tahkiki ve kuvve-i itikadiyedir. Kuvveti itikadiyedir. Ha, imanın yanlış. İman-ı tahkiki ve kuvveti itikadiyedir. Risale-i Nur mu? Risale-i Nur. Risale-i Nur. Risale-i Nur'u da. O da Risale-i Nur'un verdiği iman-ı tahkiki ve kuvveti itikadiyedir. Tin mu, tün mu? Risale-i Nur, Nur. Tamam. Bunun verdiği iman-ı tahkiki. İti, bir dakika, kuvveti iti? İtikadiyedir. İtikadiye. Bak ne kadar ben de şaşırdım, biliyor musun okurken? He. Şimdi oldu. Demek ki mana doğru, lafız yanlış. Evet. Bazen ne konuşuyorum, ne yok. İtikatta da kuvvet diyor. İmana da kuvvet diyor. Çünkü itikat imanın hem sebebidir. Bak. İtikat imanın ilk önce iyi bir şey yapmak. Vahiy geliyor. İtikadımızı oluşturuyor. Oradan imana dönüşüyor. İman kalitesi arttıkça ibadetlerle, yani imanın kalitesi nasıl artar? Tecerrütlerle. İtikadın kalitesi nasıl artar?
terklerle. Yazayım onu, çok önemli. Risale-i Nur demesi de ilginç. Evet, itikadın kalitesi, kalitesini Risaletin nur, tunnur, tamam mı? Eyleme dönüşmüş hali. Kitap ise Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur, Risaletin nur, risalet kısmına bakan evet. Şey değil miydi? Evet, öyle risalet, de. Risalet. Risaletin nur, risalete bakan taraf değil miydi? Evet, öyle demiştim. Evet. Yani eyleme dönüşmüş hali. Peki bu Risale'nin külliyatındanmış. Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur mana dünyası. Biz onu bilmiyoruz. Ama bu aleme bu şekilde kendisini ifade etti. Külliyatından demiş. Yani Sirac-i Nur sürcüsü, sirci sürcen Risale-i Nur, Risaleti Nur ve Resail-i Nur, Risale-i Nur. Altı tane şekilde ifade ediliyor. Onu da ben çıkartmadım ha, garip garip bakmadım. Nur cemaatinin şahsı manevisini temsil eder demiş. Şey, yani bu Risale-i Nur, Risale-i Nur'a bakmış. Risale-i Nur neymiş? Risale-i Nur'u şey demişiz abi, Nur cemaatinin şahsı manevisini temsil eder. O şahs, Risale-i Nur. Normal Risale-i Nur. He. O şahs manevi ifade eden kitaplardır. Yani o kitapların şahsı manevisi atfediliyor demişiz. Evet, bu Risale-i Nur. Ha, bu Risale-i Nur. Tamam. Risale-i Nur. Allah Resulü'nün Risaletinin hamili oluşudur, yani Risalet yönüdür. Ya, evet. Okuyayım, itikatta kuvvet diyor, imanda da kuvvet diyor. Çünkü itikat imanın hem sebebidir hem de sonucudur. Ne yapmıştık? Vahiy geliyor, itikadımızı oluşturuyor, o itikat iman balını yapıyor. İman tecerrütlerle kalitesi yükselince, vefa borcunu ödüyor. İman da aşağıda, iman katta ya. İtikadın kalitesini yükseltiyor ki alıcısı daha fazla kuvvetli olsun diye. O zaman şunu yapayım ki daha iyi anlaşılır. Çiziyorum 25. kare olsun diye. Hem sebebi hem sonucuysa abi itikat, o zaman hatem oluyor, o zaman her şey bitmiş yani, dimada netice olmuş demektir. Kimde ne kadar olduysa. Sebebi hatem olur mu? Mevcut bir şey hem sebebi hem sonucu. Bak şimdi, evet. Önce yapmayın. Vahiy geliyor. Vahiy. İtikadı oluşturuyor. Oluşturdu. Tamam. Bu sefer bu kalbe iman yapıyor. İmana dönüşüyor. Tamam mı? Kalp tecerrütlerle hem çapı hem de kalitesi artar. İmam oldu mu abi? Tecerrütlerle çapı ve kalitesi arttı mı?
bu sefer döner itikadın çapını ve kapasitesini, kalitesini arttırıyor. Ta ki vahye daha cami muhatap olsun. İtikat terklerle hem çapı hem de kalitesi. Biz ilimle olacak zannediyorduk abi ya. Yok. Onun için derse gelmiştim. Yanlış mı geldi? İlim... İlimle olmuyor. Yanlış mı geldi? İlim nereye hizmet ediyor? Ona. Terkleri yapabilmene. Birincisi sadakat. Ebu Bekir Sıddık. İkincisi muhakeme, muvazene, Cenab-ı Hakk'ın hak ismine mazhar ol, her şeyi hakkında kullanmak ki adalet. Ferdun kaymun hakemun adlun. İlim yok biliyor musunuz orada? İlim yok. Ferdun kaymun hakemun adlun kudusun. Alim. Üçüncüsü, enfuse geçmek. Haddini bilip hududunda kalmak, batını, zahirini batına taşınıp, batınla dışarıyı anlamlandırmak. Osman. Dördüncüsü Ali. Ha? Şimdi, ilim netice olsaydı şeytan bitirmişti şimdi. Ondan daha alim kimse yok. Ama ilme, ilimden dalalete giden çoktur. Ama sadakatle dalalete giden bir tane yoktur. Efendim doktor. Abi şimdi vahiy burada itikadımızı oluşturdu. İtikad da imana dönüştü. İman artık ilim değil. Şimdi imana dönüştü. İman tekrar itikadı nasıl etkileyecek? İman nereden, itikad nereden bize, hangi yolla, dimağın hangi yoluyla kalbe inmişti? İzan yoluyla. İzan. Peki kalp tekrardan hangi yolla şeye dimağı etkileyecek abi? İzan yoluyla. İzan yoluyla. İzan yoluyla gittiği zaman doğal olarak zaten tasdiki bypass etti. Yani tasdikle alakası yok. Yani ilimle bir alakası yok. Harika ya. İlimle bypass etti. Ya sen bu geçen hafta bu hafta antikasın ya. Bak tasdik ilmi devlet iş yaptı diyor ya. Ne dedi biliyor musun ya? Bak çizeyim de. Harika ya, yeni şeyler öğreniyorum. Mübarek etmiyorum ha. Bak şimdi ben çizeyim, şimdi göreceksiniz. Bak şimdi. Tahayyül. Tasavvur. Serbest madde mi abiler? Tahakkul, tasdik, harika bir şey oldu ya şimdi, irtizam, itikat. Bak şimdi, hemen çizeyim de çok antika olacak şimdi. Burası serbest madde mi? Evet. Serbest madde. Burası berzah mı? Şöyle, çarpmayacak. Şimdi ilim neredeydi abiler? Şimdi bak adam... He? İlim burada. Kalbe giden yol değil mi bu? Kalbe... Dimağdan... Kalbe geliş-gidiş mi diyeceğiz ona artık? Geliş-gidiş yolu. Bak şimdi diyor ki, ilim şeytanda da var. Dördüncü şey değildi zaten. Burada da dört zaten. Bir, iki, üç, dört. Tarıta, sonra tarıta, dört ilim. Dördüncü sırada zaten. Aşağıdan da dördüncü sırada. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bak, diyor ki, itikadımız oluştu mu? Bu itikatla kalbe nasıl gidiyor? İzan yoluyla. Yoluyla kalbe iner. Niye? Öyle mi? Oraya yazdınız. Ha, itikat izan yoluyla iniyor, öyle mi? He, yani itikat izan yoluyla. Çünkü bu yolda gidiyor ya. Tamam mı? Şimdi
Yol bu. Diman, kalbe açılan koridor bu. Bak şu antika bir şey söyledi, bypass etti diyor. Doktorluk insanı ya. Şimdi devredmiş ya. Bu yola gitti. Peki kalp kalitelendi. Hangi yolla gelecek? İtikadı güçlensin. İmanın çapı ve kalitesi yükselirse itikadın da çapını ve kalitesi yükselecek. Aynı yolla. Elektrik aynı yolla gidip geliyor. Elektrik, internet kablosu aynı gidip geliyor. Bu yolla gelmeyecek mi? Bu yolla gittiği aynı de imandan bu yolla gelecek. İlim devre dışı oldu. Bak ilime hiç uğramadılar zaten. Boşuna uğraşıyoruz abi biz bunlar. Demeyin öyle. Üstad ama diyor ya ilim içinde hakikate bir yol açmışız. Sadece nur ibadet yerine diyor. Sülük evrat yerine ilmi hüccetler içinde hakikatül hakikaya yol açmış. İşte ama bu olmadan bunlar olmuyor, kurulmuyor ki. Hepsi birbirine bakıyor, ilimsiz de olmuyor. Yani ilmi şey yapmıyoruz ama yani hakkı bu. Allah'ın zatı sıfatı değil, biliyor musunuz? İlim. Şeyden de sayınca şöyle çıktı. İtikadı Ebu Bekir derseniz, iltizam Ömer, izam Osman, tasdik Ali. Ha ne dedik? Bir de söyle. İtikadı Ebu Bekir dersek, iltizam Ömer, izam Osman, tasdik Ali. Vallahi. Aynen öyle. Fesvan. Çok da uyuyor yani. Çok da uyuyor ya. Allah'a bekler. Bu ne yaptın ya? Durabili silince. Ama bu ne biçim dersi ya? Ben burayı siliyorum kardeşim. Burayı siliyorum. Fotoğrafını çekin Hasan abi. Geçen sefer de öyle bir hadi, çekmeden silindi. Dur o zaman. Çabuk video çek. Videoda duruyor ya. Hadi çek. Çekiyorum ki. İlleri bak. Değil mi? Gafur! Seni burada değil de Rize'de açacağım Allah'ın izniyle. Aklın fikrin başka yerde şimdi. Yok hiç değil abi burada vallahi. Çok güzel. Çok yemin ettiriyorsunuz bana. Çok güzel. Estağfurullah. Allah da yemin ediyor da. Sen susunca biz... Şaşırıyoruz. Bugün seyahat edeceksin ya. Sırf ders için yola çıkmadı. Maşallah. Evet doğru. De öyle isteriz zaten. E tabi Gafur zaten öyle olması lazım. İltifat etmiyoruz da böyle olmaz. Bir meziyeti yok ki. Zaten olmaz. Böyle olması lazım. Tersi olmasa olsaydı hiç olmazdı. Olmazdı. Ayıp. Bak şimdi. Bu hükümler de uyuyor yani. Şu anda yazmak lazım zaten. Sıkıyoruz yazmak lazım. Tansu. Ömer'in. Tansu. Tansu. Değişiyor. Delir oğlum. He? Delsen oğlum. O zaman tahakkül de diyor. Gelecek o zaman, ahir zamandaki zat olur o zaman. Beşinci ay içine bileceğiz. Oradan çalışır diyor. Ben zaten. Ama uyuyor be kardeşim. Fiil de Hazreti Ömer fiil istiyor. Tasup. Oo ne tasup hem de. Fiil. Salabet. O sıfatlar yani sanki onların oluyor. Sıfatları gibi. İnan belki de onlar bak araştırma ustaç yaptı. Sahabe mesleği ya. İnşa etti. Şimdi hikaye ediyor. Bu imtisal. İzam kalp. Hazreti Osman direkt geçişten kalsın. İlim. Tasdik. Otomatik. Aynı renkte yazalım. Sistem şu yapınca şaşırmıyoruz. Nasıl oturuyor? Eğer olmasa zaten bir yerde bir sıkıntı yapmışız. Abi siz zaten söylemiştiniz daha önce. Bu doğrusu bulunana kadar bu yanlışın doğrudur diye. Evet. Aynen bu vuku buldu. Biz sıralamayı aşağıdan yukarı yapıyorduk. Dimağda, tarihte, evet.
tahayyül yukarıdan aşağı. Şunu böyle yapıyorduk. Aşağıdan yukarı yapıyorduk tahayyül. Doğrusu bulundu. Bunlar yanlışmış yani öncekiler. Doğrusu bulundu. Peki abi, şu, doktoruma şunu sorabilir miyim? Yani şu yanlış derken şunu böyle çıkar. Tamam. Doktoruma yani şunu soracağım. Sor. Şimdi az önce biraz daha kolaydı. Kullandığı kelimeyi kullanmak. Bir kelime kullandı ya, bypass. Şimdi Hazreti Ali'yi gördükten sonra aynı kelimeyi kullanabilecek mi, yoksa bir revize mi edecekler bu sözü bir daha? Şimdi, Hazreti Ali bypass edilmiş olabilir mi? Hayır. Hadi. Hazreti Ali perdimiz değil. Değil. Simgesel. Tamam abi. Şimdi şunu demek istiyorum. Çok alileşmek. Yani, şimdi şu, ilim bitmiyor. İlim tamamen bitmiyor gibi geliyor bana sanki. Yok, sadece gelen ilmi en güzel şekilde algılayabilmek için kalpten gelen bu tarafı temizliyor abi. Bana yani biraz öyle geldi. Şimdi şöyle, ilmi biz zaten şey yapmadık yani... Devlet işi olsa zaten sistem çalışmıyor. Zaten. İlim yine devre içinde. İlk başta... Ay, bankamı sanki öyle algıladım gibi geldi. Yok yok. İlk vahiy geldi, itikadı oluşturması için ilim şart. Peki nedir ilim olmasa? Örf. İlim değil. Anane, gelenek, kültür, şair, ezan, tesettür, mezar taşları. Ne ilim değil. İlim değil ki. Donmuş ilim ama. Yat, yat kat. Ha. Şair, örf, anane, gelenek. Mesela senin annen tanıyor. İlmi mi var? Ama ne kadar haya var? Şöyle abi. Hele anneannen, hele babaannen, ondan daha fazla. O daha cahildi ama. Ha, işte. Ama daha dindardı. Öyle mi abi? Adeta ilim arttıkça, görenek, gelenekten, örf, anade, şairiden uzaklaşıyoruz. Kendine de bir enanet getiriyoruz. Gurur getiriyor, ben biliyorum. Zaten bildiğimiziyle, bildiğimizle tevazu yapmak çok zor. En kolay nedir biliyor musun? Bilmeye tevazu yapar, zaten bilmiyor ki. Onun için İslam demiş ki, zengin iken fakir olanlara zekat verin. Fakir olanlara değil. Fakir zaten normal hayatı bu biliyor. En zor durumda olan zengin olup fakir olanlara. İlim olup da tevazu göstermek zordur. İlim olup da sen Allah Allah, sen de bilmiyordum ya, sen bunu ben yeni öğrendim demek çok zordur. Denemez. Hele aa ben bunu bilmiyorum. La edri demiş İmam-ı Azam 30 defa demiş. Yani ben bana bir şey söyle. Doğrusu olsun inanayım. Öyle de gafur. Öyle demek istemedim aslında. Şöyleydi de böyleydi de bilip çevirip çevirip. İşte bu zordur işte. İlim yapıyor bu. Bu firavunu bu yaptırıyor. İlmi devre dişi bırakmak, cahil olmak değil. Hat bu aktardı artık verisini. İlim vasıta adı vesileydi. Ne yaptı o? İzana artık kalbe inmiş. Ha Allah Allah, kâk kimden gelirse gelsin. Ben bunu bilmiyordum ya. Az önce dediniz ki abi, tekrar yukarı çıkarak itikattaki vahyin kalitesini artırıyor dediniz. Vahiy bitmiyor ki abi, vahiy devam ediyor. Devamlı. Ya bu söylediğim şey zaten an be an devam ediyor. Hani bir bitmiyor bu. Vahiy devamlı ediyor şu anda zaten. Şey, mesela dimağa şey koymuştuk dersin başında. Serbest bölgeye, serbest bölgeye, şuraya melekler vahiy 2 ilham şey ki peki şey şeytan bir.
Serbest bölgeye atıyor. An ve an vahiy devam ediyor. Vahiy hiç kesilmemiş. Devam. Mesela nasıl vahiy atıyor peygamber? Kur'an okunduğu zaman mesela Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dimağınıza vahiy atılıyor şu an. Vahiy bu. Errahmanirrahim. Cebrail atmayacak mıydı? Ha Cebrail. Ha Cebrail. Ceberut alemi. Güç, kuvvet alemi. Cebrail. Cebrail'imizdeki karşılığı. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Atmosfer nasıl değişti Allah aşkına? Melekler ihya ediyor, yukarıdan nüzul ettiriyor, inşa ediyor. Şeytan ise bozarak sadece iş yapıyor değil mi Hasan abi? Tabii onun işi bozmak. Yani vehimler, vesveseler, vehim ve vesveseler Allah ve melekleri vermez. Bozmak, günahlar adimi olduklarında vücudu değildir. Mesela hastalık, musibet, günahlar vücudu değildir. Bir şeyin yokluğundan ortaya çıkanlardır. Mesela dümeni tutmadı, kaptan batırdı. Ademi bir vücut. Evet gemiyi bindirmedi, dinamit koymadı. Yapmamakla yaptı. Mesela sihatını kaybedersin, hastalık olur. İlim yapmasa yapmana gerek yok, caiz. Serseri olmak için eğitim almana gerek yok. Sokağa bırak çocuğu, olur. Ademi vücutları bir vücutları olmadığı için ona eğitim gerekmiyor. Ben cahil olayım diye okul var mı? Var. Bu nasıl? Bundan bekleniriz. Beni ters köşeye yatırdı hakikaten. Var. Okudukça bildiklerimizden çıkmak için yapıyoruz. Peki. Ha. Ha. Vahiy itikat ya. Oradan çıkmıştı. Evet. Oradan çıkmıştı. İtikat imanın sebebidir. Tamam mı? Ama iman arttı. Sonucu da kaliteli itikat olmasıdır. O zaman itikat imanın hem sebebidir hem sonucudur. Alemin gaybı alemin şehadete taşıdı. Evet, alemin gaybı alemin şehadete taşıdı. Hatem bitti. Ağlıyoruz biz de. Ne dedin? Hatem yani. Hem hangisi? Hem sonucu. İtikat. İtikat. Bizde hem meyvedir. Yani biz de arıyoruz. Hem çekirdektir. Yani ağacı meyvesi, ağacın sonucudur. Ama içinde bir çekirdek var ki, ağacın başıdır. İtikat meyvedir. Güzel. İtikat vahiy ile bizi aslına götürüyor. İman bağdır. Allah'ın nurudur ya. İtikadın içerisine. Söyle, doğru söyledi. Hatem, ağacı meyvesi hatem. Hem meyvedir hem çekirdektir içinde. Ağacın hem sonucudur hem başıdır. Çok güzeldir. Aslında yazabiliriz bunu. Çok harika olur. Hem meyvedir hem meyvedeki meyvedeki çekirdekle ağacın çekirdeğidir. Risalet Nur neye bakıyordu? Risalet yönüne hamile, onu taşıyıcısı. Yani Risalet yönü. Görev getiriyor, vazifeyi. Risaletin Nur, Risaletle alakalı, vahiy ile alakalı, onun bağısındaki temsilcisidir. Anlatılan yerlerde birinci şu anda Risaletin Nur çok kullanır. Risaleti anlatırken. O zaman şuna da diyebiliriz. Hatem. Risalet yönü. Biz şimdi burada Risalet yönünü dinliyoruz. Yani Risaletin Nur'u konuştuk. Yani. Risaletin Nur. Benim alimlerim diyor ya abi. Ken evet. Beni İsrail. Yani diyelim.
Risale böyle sani tüm doğru mu yazdım? Osman bakar mısın? Beni İsrail peygamberleri gibidir diyor ya abi. Evet. Beni, evet. Ulema-i Beni İsa. Bu işte alemi evet. Gaybı alemi şahadete taşıyor. Yani bu taakkül de 5. halife nazarıyla bakılabilir. Taakkülle de. Evet. Bakılabilir. İman da nurdu. Allah'ın zatının nuruydu. Peki ahirette cennette Allah'ı görünce iman olur mu? İman kalır mı daha? İman biter. İman gaybadır. Peki, bak dönün, iman da netice değilmiş. Hasan abi, biz Allah'ı mı göreceğiz, Rabbimizi mi göreceğiz? Rabbimizi göreceğiz. Allah devamlı gayb olacak. Ama bir tanesi dedi ki, insan Rabbini görecek diyor ya ayette. O zaman Allah bize devamlı iman olacak. Gayb, iman gaybadır. Gayb bitmeyeceği. Gayb bitmeyeceği için diyor, iman bitmez abi dedi. Ona da tamam dedi. Doğru. Cuma'dan Cuma'ya imanı tazeleyeceğiz. Yani cennette Rabbimizi göreceğimize göre Rab bizim itikad olursa iman neydi? Gayba. Peki Allah'ı görecek miyiz? Hayır. Herkes Rabbini görecek. O zaman Allah ne olur? Gayb olur. O zaman iman hiç bitmez. Çünkü gayb bitmiyor. Gayb bitmez. Çünkü mahlukuz. O noktadan doğrudur. Ama bizim dünyadaki imtihan şekli itibariyle ahirete iman, Allah'a iman, meleklere iman, o bitiyor. O sureti insandaki değil de insandaki eylemdeki o bitiyor. Ama insanın enfusteki imanı bitmez. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Belki şimdi az önce bir soru soracaktım. Ben devamını getiremedim ama sanki burada cevabı var gibi geldi bana abi. Şimdi dedik ya iman nurdur, kuvvettir. Kuvvettir. Nur istikbal evet ve mazi, noktayı istirat ve noktayı istimdat dedik. Oradan da biliyoruz ki Allah'a iman, ahirete iman şeklinde oluyor. Bu ikisi. İman deyince bu ikisi söz konusu oluyor. İkisi. O zaman Hasan abi, eğer iman bitmeyecekse ahiret yani ahiret ve Allah da yani hep gayb olacak sanki. Ahiret hiçbir zaman gittiğimizi düşünmeyeceğiz gibi geliyor bana. Orada diğerleri bitiyorsa. Yani şeye benziyor diyor. Adem Aleyhisselam cenneti olduğu halde cenneti bilmiyor. Demek ki gitmek orayı ortadan kaldırmıyor. Hakikaten imanın iki rüknü var değil mi? İmanı billah, imanı bil ahire. Meleklere değil. O da iman da. İman deyince kişi atı. Kutbu imanı yani. Kutup var ya artı ve eksi. Diğerleri içerisi. Mesela şöyle diyelim mesleği. Şeyin mesleği. Gafurun mesleği. Ne var? Otur. Maya tehlikesi. Pil. Şimdi kabak da geliyor şimdi. Şimdi kabak da geliyor diyorum. Allah'a iman. Kutbu imanı diyor ya. Ahirete iman. Kabak kafa mı? Kabak kafa. İkisi çarpışınca kaderi iman mı? O zaman kendin olmuşsun diyor. Arasın abi. Akü, içindeki klap şey var, plakalardır. Onlar, bu beden insan. Evet, insanlar. Evet.
Pardon, hayır. Bunun içindeki plakalar da meleklere, kitaplara, peygamberlere vesaire. Veya su işte, su evet. Var. Katalize edilmiş. Hani ama kutbu ile mani bunlar. Evet. Çok güzel. Yani içindeki su ne derse bilmiyorum. Suyu hemen şöyle diyelim. Su var. Kur'an'ı çıktı aslında. Su temsilcisi İslamiyet neydi? İsrafil. Ha bundan da ya melekler iman. Net 3. Bundaki şeyler var. İçinde kalıplar var. Kalın. Şöyle yapsak. Buna ne diyorlardı? Plakalar. Dört ediyor. Ne yaptı? 2, 4. Bu Arkünün şeyi kendisi beden insanı değil, vücudu harici, İsrafil misal, bedeni harici, su ise İslamiyet, şuur, şunurdur, şuur. Yani artık eklenebilir. Mikail şuurdur ya, ondan sonra da çıkabilir, ne yapar peygamberi vesaire. Bulanabilir diye bir kafama böyle bir tasar geldi de. Bu artı ile eksi ile çarpışınca gaybul gayb çıkıyor ama. Gaybul gayb. Peki, Kastamonu 55. Ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perde ülve yırtıyor. Ve diye devam ediyor. Şimdi ne kadar saat oldu burayı okuyalım keseriz ha? Daha yeni mi? Dükkan da mı güzel? Hani ara veririz önce. Tamam, keserde bir araya. İtikadın da taklidisi var, tahkikisi var. Bunu da önde gidenleri gördüklerinden onlara itimaden tahkikiye geçebiliyor. Mesela imanın taklidisi var, tahkikisi var. Önde gidenleri gördüğümüz zaman taklit edersek o zaman güçleniyor. İtikadı himaye eden perde ülviye. Perde ülviye nasıl oluşuyor? Bir, şahs-ı manevi ile. İki, vicdan-ı umumi ile. Üç, bunu oradan çıkarttım. Üç, kişilerin samimiyetlerinden. Dört, örf, anane, kültür, gelenek ve şair İslami ile. Beş, hayat-ı imani yaşatan. Çok önemli dedim ya burası için. Hayat-ı, oradan buldum o metinde. Hayat-ı insani yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevarise. Hissiyat-ı mütevarise şu, hemen anlayacağınız bir yerden öteki tarafa geçeceğim. Osmanlı camisine gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Cumhuriyet camisine gidince ne hissediyorsunuz? Pijama giyince ne hissediyorsunuz? Derse elbise giydiğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Ne demek biliyor musun? Hissiyat ne yapıyorsanız, yemek mi yapıyor hanım erkek? Hissiyatınız neyse yemeğe geçiyor, sirayet ediyor. Tamam. Sirayet ediyor. Şimdi şair nedir? Şair hislerin dönmüş halidir. Buna ne deniliyor? Hissiyatı mutevarise. Yani hissiyat mutlak ve muayyen olduğundan muayyen olmadığından nakledilemez. Ama hissiyatı mutevarise yani nesilden nesile aktarılan hissiyat nedir o? İslami örf, anane, gelenek, kültür, mezar taşları, ezanlar, minareler, tesettürler, sarıklar, bunlar hissi yani imanın, İslam'ın fiile dönüşmüş, his olmuş, alem olmuş, unvan olmuş, fiile dönüşmüş. Bu gözükünce bizde o his ortaya çıkıyor. Şair. Yani o hissi bizi uyandıran. Sonra 5, 6, 7 ise dinin beyanatları. Bunları koparttığınız zaman bir milleti bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Ama burada taklidi olan itikadı diyor. Evet. Yani hakikiyi de söylemiyor. Taklidi yani taklidi itikadı, bunlar. Taklidi yani, itikadları taklidi. İmha ediyor aslında. Evet bunlar taklidi itikadı. Mesela avamın
mesela diyelim ki sizi imanla itikad bu tür derslerle Moskova'da da sınırsanız yani bu itikadınız zarar var. Gün Üstad diyor ki ben sizin diyor imanınıza kefilim ama nefsinize kefil değilim diyor. Yani günah işleyebilirsiniz Moskova'da ama asla sizin iman itikadınızı bozamazlar. Çünkü bozabilmesi için bundan üstün bir bilgi olması gerekiyor. En üstünü almışsın sen zaten. Tartısı yok. Bizim. Yapamazsın yani. Mesela doktorumu gidip de köydeki bir kadın yok ısırgan uktuğunu şöyle yapamazsın. Tamam doğrudur ama bilmiyordur onu. Yani bundan daha ileri bilgi olursa itikat ve imanınız sarsılabilir. Ama günah işlemez değil. Günah işleyebilir. Keşeriyetimiz. Bu avamın itikadını himaye eden, itikadını oluşturup himaye eden şeyler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. 6 tane iman esası. Neymiş? Perde-i ulvi nasıl oluşuyor? Ulvi perde. Diyor ki günahlar, haramlar perde-i ulvi'yi yırtıyor. Ne oluyor o zaman? Avamın taklidi olan imanı, itikadı gidiyor. Veya kalitesi düşüyor. Peki perde-i ulviye nedir? Yani perde-i ulviye sinema, perde ya orada film gözüküyor. Perde-i ulviyede senin itikadın ortaya çıkıyor. Senin itikadın ortaya çıkartan, kalitesini yapan, çapını genişleten, devam ettiren, itikadın devam ettiren şeyler. Bir, şahs-ı manevi. Bak şurada, ben tek olayım. İkimiz ders yapalım, olmaz. Şahs-ı manevi. İki, vicdan umumiye. Mesela Ramazan'da oluyor. Herkes o, mesela fırını kuyruğuna geldiği zaman. Vicdan umumiye. Üç, kişinin samimiyeti. Dört, örf, anane, kültür, gelenek ve şair İslamiye. 5. Hayat-ı imaniyeyi bak. Hayat-ı imaniyeyi dikkat demiyor. Yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevarise. İşte biraz önce donmuş hisler. 6. Dinin beyanatları. Din mesela vaazlar, sohbetler, ezanlar, kametler. Dinin beyanı çocuk kulağına okumak, isimler koymak. Çocuklara doğru isim koymak şairdir. Şimdi bu itikat perde mi oluyor abi? İtikat? Ulvi perde yani. Bozul bunlarla inşa olunca ahiret her şey gözüküyor burada. Gözüküyor. O zaman itikat bizim perdemiz, perdemiz yani. Perde ulviye. Bunu düzgün korursak yani bu dimağımızı her şey gözükmesi gerekiyor. Her şey gözükecek. Her şey orada akseder. Sanki bir perde itikat. Yani sinema perdesinde karşıdan hiç kim perdeye bakar kimse perdeyi görmez. Orada gözükeni görür. Çünkü gözüken perdeyi yok eder. Gözüküyor. Hasan abi şimdi şairin taklidi imani meselesini Risale-i Nur nasıl tahkiki olarak çeviriyor? Şimdi tam oturdu halimde. Öyle mi? 20 yıldır Risale-i Nur okurum. Hani tamam taklidi tahkiki ama avamın taklidinin bu kadar şairle taklidi olduğunu şimdi tam olarak oturdu halimde. Yani hakikaten avamdan şairi kaldırırsan bitti yani avam. Avamdan şiari kaldırdı mı bitti yani avam. Bitti. Çok acayip değil mi? Aynen. Onun etkilenmesine ben etkilendim şimdi. Ama senin mesela şu itikadın var, şu imani, iman, itikad, şu sistem, haritalarda sen senelerden beri beraberiz. Bundan daha üstün ilim sana takdim edilecek, sen de kanaat getireceksin ki itikadın ve imanın bozulsun. Başka bozulamaz. Şair bile gitse, Moskova'da şair yok. İsrail'de yok. Ama yani en şairin olmadığı yer Tel Aviv, İsrail. Rusya'da gene var. Ama senin itikadın imanı zarar vermez. Avamı götür. Ananı yok. Zaten o onunla vardı. Anane ile vardı, kültürler vardı, gelenek vardı, ezanlar vardı. O yoksa gitti. Çünkü o avamın böyle bir tahkiki iman dersi almamış. Almayınca onun itikadı, dolayısıyla itikadın oluşturduğu iman. Bak bunlar itikadının, itikad da imanını oluşturmuş. Eğer bunlar altından sökersen itikadı düşer. İtikadı düştüğün zaten imanı gidiyor. Zaten orada yaşıyordu. Taklidi iman bu. Surette yaşıyordu, sureti çektin mi gitti hakikati. Abi hep diyordunuz yani Risale'de geçiyor. Mevcudatın üstünde esmalar gözüküyor. He, mevcudat zahir. Ne?
Mevcudat ne? Çünkü mevcudat aynadır diyor usta. Mevcudat şöyle bak. Ayna ya. Ayna, bu mevcudat aynadır diyor. Esma gözüküyor. Esma aynada gözüküyorsa onu gösteren ayna nedir? O perde ne? Bizim itikadımız abi o. Sıfattan. Bu, perde bu. Gözükmüyor evet. Çünkü. İtikad sıfatlarla oluşur. Hani nasıl resmaz yukarıda diyorduk. Nasıl yukarıda olabilir? E perde lazım. Harika bir şey olmuş şimdi. Ulan ders bitmeye yakın. Allah'a bile. Deli ya. Gözüküyor yani şahit. Ya. Allah'ını özleyeyim dile çekti masanın bile. Allah'ını özleyeyim şimdi. Yani alemi gayb zaten açık da perde yok gösterecek. Perde olunca açılıyor. Subuti. Sıfatlarla olur. Çünkü vahiy geldi mi? İlli midir abiler? Orada Allah'ın kelamı yok mu? İradesi var, sen basarken sese dönüştü vesaire. Ve kulak, gelen ses, burun, dokunma, hepsi duyguların merkezi burası değil mi? Evet. Göz basar. Evet. Burada değerleniyor. Burun, dil, kulak, dokunma hep nerede değerlendiriyor? Evet, kafada. Kafada değerlendiriyor. O zaman burası sıfat. Kelam ile. O zaman sıfat, itikadımız sıfatlar oluşturuyor. Peki abi bu sıfat yok. O gözükse de anlar mısın? Yok canım. Anlamaz. İşte bu cennetteki aynen. Hali Hazreti Adem'in. He? Hazreti Adem'in cennetteki hali. Nedir o? E şimdi bu yok, perde yok. Oradasın da ne ifade edecek anlamazsın ki. Suda gözüken bir ağaç. Var. Suda ne oluyor ki? Şimdi mesela ahiret var mı? Suya bir şey katkısı yok ki. Suda ağaç gözüküyor yani böyle dere. Ağaç burada gözüküyor. Ne olsa. Şimdi Işık gözükse ne olur? Ahiret burada var mı abi? Var. E peki perde yok. E ne var da ne oldu ki sana? Doğru. Anladınız mı bunu? Evet. Daha sonra. Yani dima o kadar çalışmamıştı şeyde. Adem Aleyhisselam'ın. Tamam. Çünkü itikat yoktu orada. İman da yoktu ki Adem Aleyhisselam'a. Niçin? Küfür yok ki iman olsun. Küfür yapma şansı var mı? Tamam. Yani küfür yoksa iman yoktur. Orada itikat da vahiy şey almamış ki. Onun fıtratı aleme Adem'e resmeküle talim ettirilmiş fıtratına var. Onun için Kur'an'da Safiullah bebek gibiymiş. Adem Safiullah bebek safi, safi. İtikat yok, iman yok orada. Cennet zaten. O zaman subut-i sıfatlar tahakkuk etmedi. Subut-i sıfatlar çünkü niye? Bak, kulağından bir şey geliyor. Semih, basir, kelam, dokunma. Yani sıfatlar var ya işte göz kulağı. Burada değerleniyor. Kelam da burada değerleniyor. Yani o zaman... Şeytanla hava yok mu? Cennette. Şey ama şeytanın, şeytana dedi ki ya, yalan yoktu. Şeytanın şeytan olduğunu Allah söyledi. Evet. Ondan sonra vesaire. Ha demek ki şu dema sıfatlar zaten oluşturduğunu daha önceki derste hatırlıyorum demiştik. Öyle bir şeyler var. Ama dur daha ileriki gelecek tarihte demiştik. Ha itikad, itikad okuduğumuz için itikadımızı yani sıfatların hulasasıyla oluşuyor. Subutu sıfatların. Zat-ı sıfat değil. Belki de zat-ı sıfat olabilir, onda bir şey diyemem. Yani tam tersini söylemek lazım aslında. Sıfatlar itikadın kullanımıyla ortaya çıkıyor sanki. Alemimize tasdik. Yani perde-i ulvi oluyor. O zaman avamın itikadı. 6 tane şey. 1 şahs-ı manevi. 2 vicdan-ı umumi. Okuyayım. Kişilerin samimiyetleri. 3 örf, anane, kültür, gelenek, şair-i İslamiye. 5 hayati insaniyi yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mutevarisi, hissiyat-ı mutevarisi anlattım 2 defa. Yani insanların duygularının, hislerinin eylemsel hale gelirse o eylem veya o fiil, o cami donmuş hissiyattır. Ne yapar? Mutevarisi. Varisidir geçmişin. Geçmişin varisleridirler. Onu geçmiş ecdadın hissiyatlarını, duygularını geleceğe taşıyan şey. Örftür, anane, yani mesela camiler, ezanlar. İşte abi, en büyük şair insani berzahlar. Evet, Gazaliler gibi, Şualar Yüzü'nün bir, Bediüzzaman gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Geylani gibi. Hani Allah ile bizi
bağlayan. Alemi gaybı buraya taşıyan zaten. Alemi gaybı buraya taşıyanlar. 15. şua. Berzahlar. Ha zaten söylüyor, insani berzahlardırlar diyor ya. Hemen aynı devamında diyor, insani berzahtırlar diyor. Ha, demek ki itikadımızı subutu sıfatlar, zat-ı sıfatları bilmiyor. Belki de olabilir. Çünkü zat-ı sıfat olmasa vahye nasıl muhatap olacak? Çünkü kafada Adem yok mu? O zaman teknin de var. O zaman bunun subutu sıfatları kayıt koymayayım. Vay 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 vay, dur. Mesela bak bir daha söyleyeyim. Kafamızda Adem yok mu? Her vücudun Adem'i var. Adem neredeydi? Yeri. Subutu sıfatın tekvini. Şey, zat-ı sıfatın tekvini şubesini. Tekvindeydi. O zaman sıfatlar timamızı oluşturuyor. İtikatta sıfatların bütünsel hali. Veya perde-i ulviye. Sıfatların bizde oluşturduğu perde-i ulviye. Peki orada ne gözüküyor? Avamın taklidi imanı. Bir şair İslami, şahs-ı manevi, vicdan-ı umumiye, kişilerin samimiyetleri, 4, örf, anane, kültür, gelenek, şair İslami, 5, hayat insanı yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevarise, 6, dinin beyanatları. Hazır abi, bir şeyler var ikisinden tam bir anlatamadığım gibi şey yapıyorum. Bu itikat var ya abi, itikat. Yani şimdi ben cennetteyken, cennette olduğumu bilmiyordum ya. Evet. Şimdi Adem, ben de Adem'im. Şimdi cennette olduğumu bilmiyordum. Ben bu itikadımla kendimi seyrediyorum yani. Benim aynen, ben kendimi seyrediyorum. Ben nasıl bir şeyim? Yani bu itikat tamamen benim kendimi seyretme aynam. Yani hatem zaten bu. Ya öteler değil yani, burada seyrediyorum zaten. Ayna kendisi seyreden midir itikat, seyredilen yer mi? Seyredilen yer itikat. Harika. Seyrediyorum aynı şey, yani. Aynı şeyi düşünüyordum. Fakat ifade edemiyordum, doğru. Yani böyle bir şey. Hem sebebi hem sonucu. Evet. Çünkü itikada diyor ki perde-i ulviye. Perde yani. Veya perde-i sufliye. Çık kendini seyret diyor. İhraç olmam lazım ki. Orada kendini seyrediyorsun. Seyrediyorum yani. Orada itikada direkt perde demiyor. İtikadı himaye eden perdeyi, evet, diyor. Evet. İtikada himaye eden. İtikad daha ilerisi yani. Perdeden daha ilerisi. Himaye eden perdeyi uyuyor. Bunlar şairler. Bunlar bizim itikadımızı oluşturuyor yani. Himaye ediyor. O taklidi itikadı olan avamın o şeyin üstünde itikadı duruyor. Yani o perdede gözüken itikad. Mesela sinema perdesi, hiç kimse görmez perdeyi. Oradaki filmi seyrediyor. Televizyonun zaten kimse görmez, filmi görür. Öyle abi, o zaman şey güzelleştiren o büyük zatların şeydir diyor ya bir aynayı, hani işte bir, ha evet, onu söylüyor. O işte geçmiş ve gelecek aynayı. O büyük zatların timsal suretleridir. En büyük şair işte yani, taşıyorlar buraya. Vay be, timsal suretleridir diyor. O aynayı güzelleştiren. Gaybı şahide taşıdığı için avam anlamıyor, kendinde şey yapamıyor. Güzel, ona yani illa gaybı şahadette görmesi lazım yani. O da büyük zaten. Abi, buzdolabında taklidi iman var. Elfatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İtikat 14 mü? Evet abi. 14'ün ikinci şey dersi. Şimdi hemen şöyle bir başlayayım. Mesela ilkokulda ABCC, ELİPTS, 2 artı 1 eşittir 3. Bunlar ilimdir. Sonra bu ilim doktor ameliyata dönüşür. 2 çarpı 3, 6. Hani bu ilim. Sonra ortaokul okuyor adam. Denemeler yapıyor laboratuvarlarda, kimya vesaire. Sonra bu adam ameliyat yapıyor. Demek ki 2 çarpı 3 eşittir 6 ameliyat olarak gözüküyor. Yani ilim devre dışı demek, ilimin devre dışı demek şu. Şimdi fiziğin vücut haricisi vardır. Kimyanın vücut haricisi vardır. Yani kimyaya. Ama matematiğin vücut haricisi yoktur. Yok, vücudu yoktur.
ama bütün fenlerin temelidir. Matematik, matematikten önce bir şey yok ya. Fizikten önce matematik var. Sıfır zaman diyor Big Bang. Değil mi? Sıfır. Sıfır her şeyin sayısal değeridir ama kendisinin sayısal hiçbir değeri yoktur. Vücudu yoktur. Big Bang'den de öncedir matematik. Şimdi ilme, ilim ile izana gelmişsen ilim ortadan kalkmıyor. Zaten ilim devam ediyor. Yani o onu çektiğin anda tamamen, mesela doktor ameliyat ediyor, keserken 2 çarpı 3 eşittir 6 ilmini çektiğin zaman o adamdan, o el kesmeyi, ameliyat yapmayı da bilmez. Çünkü onun üzerine bina edilmiş. O inkılap etmiş ameliyat etmeye. O inkılap etmiş Abdullah'ın eletiği yapmaya. Ha, eletikçi bu. Mutfaktaki eletimi şafıyor. Yani 2 çarpı eşittir 3, Abdullah'ta eletik yapmaya, doktor ameliyat yapmaya, Erdinç bilgiler çalıştırmaya, ticaret yapmaya, mühendislik yapmaya gibi gözükmüş. Anlıyor musunuz? Ortaya çıkmış. İlim nedir? İlim alt veri tabanıdır. Peki o bitmez. Devamlı seni orada tutandır. Anladın mı? Ha. Onunla amel etmek demek 2 çarpı eşittir, 3, 2 çarpı eşittir, 2 çarpı eşittir, 2 çarpı 3 eşittir. Ya burada kalmadı. Bir şey değil, onu, bir şey dönüşmedi. İlim matematik gibidir. Vücudu haricisi yoktur. Vücudu hariciyin tanımlar. Matematik gibi. Matematik gibi. Ha? Yani doktorun şuradaki ilim devre dışı derken 2 çarpı eşittir 3, 6 ile meşgul değil. O artık dönüşmüştür elektrik yapmaya. Sureti gitti abi, gitti var. Yani buz gitti diye evet. Değil artık. Aslında hocam şey, Hasan abi, tasdik devre dışı deseydik daha doğru olur. Devre dışı değil derken şu o şey olarak. Bu hepsini gene bak, her şeyin sureti, kanuniyeti, sonra hakikat, ne? Sureti gitti. Kanuniyeti var. Kanuniyeti gitti vesaire. Şimdi sureti fiziktir. 2 çarpı 3 eşittir 6 suretidir. Kanuniyetin sisteme dönüşmektir. Hakikati sende uyanlandır. Mahiyet ise senin taşındığın yerdir. Yani artık bu dersleri dinleyenler bu devre dışı olunca yani sanki onlar biçen peynir keser gibi devre dışı. Değil ya. Bak 2 çarpı 3 2 çarpı 3 eşittir doktor da ameliyat Abdullah da elektrik neyle koyayım ya? Mühendis tüccar vesaire de dönüşmüş. Evet, şimdi bunu şöyle çevirsek, bunun bir tanesi gel, çevir şunu. Çarpmadan duvara, ben okuyorum. Sağ ol. Sol taraf silme, o kullanırız gene o şekli. O kullanırız, ha burayı sil. Üstünden konuşuyoruz.
156 mı? 233. Kastamonu 156. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine mağdumdur. İtikatsızlığından dolayı. Oysa imanın iki yönü vardı. Mazi ve müstakbel. İman nurdur, hem kuvvettir. Kuvvet mazi, nur istikbaliydi. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine mağdumdur. Çünkü iman yok. İtikat nereye bakıyordu? Hazır zamana bakıyordu. Gayba değil, usul, asıl, esas, prensip, yani edille-i şeriye. Böyle gaybleşi yoktur İtikadı. İtikadın da gelecek zamanla alakadar, geçmişle de alakadar ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz itikad ediyor. Alakadar ki, bak, geçmişle de alakadarız ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz itikad ediyor. Yalnız itikat usullere, prensiplere ve kaidelere bağlı oluşur ve yürür. İtikadı ile gelecek var veya yok olur. Onun dünyasında itikadındaki Adem'le hasıl olan ebedi fıraklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. İtikadını da fikir yoluyla yayılıyor ve vücuduna haricine. Demek ki iman gayipla beslenir, oluşur. İman gayipla beslenir ve oluşur. İtikad ise edile-i şeriye oluşur. Usul ve prensipleridir. Onun için bidatlarla bulaşanlar edile-i şeriyesi bozuk olduğundan İtikadı bozuk olur, imanı bozuk olmuyor. Aslında ben mi yanlış anlıyorum? Bu imanda hem itikat hem yani hem nurdur hem kuvvettir diyor ya, ikisi bir sanki yani. Biri geleceğe bakıyor itikat, yani sadece hazır zaman değil de yani sadece... Hazır zamanda oluşur ama kanatları, bakışı mesela diyelim ki peygamber 1400 sene önce gelmiş, itikat ediyoruz. Ama zannediyoruz ki peygamberin zatı ise 1400 sene önce gelmiş. Oysa ben iki şey bırakıyordum diyor, temessük ederiz. Peygamber şimdi var. Yani dolayısıyla itikat maziye geçmiş olmuyor. Yani iman ayrı, itikat ayrı diye diyoruz da sanki iman için hem itikat hem iman, ikisi bir bütün yani, nur ve kuvvet. Bir bütün ama yani bir avami tarzda taklidi bir şeyde toptancılık yapmayacağız. İtikad iman aynı şeydir falan var ya, öyle amam. Oysa itikad dima aittir, iman kalbe aittir. Dağlar kadar fark vardır. İtikad zahirle oluşur. Ne ile oluşur? Şair ile oluşur. Şair-i maneviye ile, şahs-ı manevi, vicdan-ı mümiye, kişilerin samimiyetinden, örf, anane, kültür, gelenek ve şair-i İslamiye ile, hayat insanı yaşatan anane ile gelen tevarüs mütevarisi ile oluşur. Bir de dinin beyanatları ile bundan itikat oluşur. Biraz önce dedik ya, vahiy itikadı oluşturur dedik. Vahiy demek bir noktada gayiptir zaten. Yani zahir diyoruz, çelişmiyor mu? Yani kendisi gayip gider ama hazırdadır şu anda. Yani vahiy geldi, hazır. Alim şehadete geçti. Alim şehadeti gelmiş. Kökenine bakmaz itikad. Şu anda oluşur. Ha, oluştu mu itikat? Bu sefer imanı yapar. İman da mazi ve müstakbele kanadını açar. Sonra kaliteli bir iman döner, itikadının çapını ve kalitesini yükseltir. Yani itikadı oluşturan zahirdir, edile-i şeriyedir. Örf, anane, gelenek, kültür, ilim, tamam mı? Dinin beyanatları, şahs-ı manevi öyle uçup kaçıyor falan değil. Hani bazı var mı öyle tarikatta vesaire veya nucukta? Böyle uçuyor, kaçıyor şeyler oluyor. Yani bu itikat olmuyor. İtikadı bozuk. Diyelim ki Şialar, Vehhabiler itikadı bozuktur. İtikadı bozuk olana kafir denmez. Ehli bidat denilir. Allah imanı çok değerli kıldığı için imana direkt darbe gelmesin diye tamponu itikat olarak kullanır.
Yani itikat geçmişle gelecekle alakadar olma tarafı imandan aldığı. Hani dedik ya şu. Çarpan. Nerede? Sildik mi? Ha, silmedik. Bak. Vahiy ile dima oluşturduk mu? Vahiy hazırdadır. Gaybi değil. Bu noktada hazır tarafını... Hazır hazır. Zaten itikada denilmiyor ki vahiy iman et. Vahiy geliyor zaten. Benim de tasdik var. Tasdik ediyor musun, etmiyor musun? Evet. Yani ediyor musun, etmiyor musun? İtikat oldu. Bu sefer imanı oluşturdu. Tamam. İman ne ile kuvvet bulur, çapı? İtikatta değil. İtikatta imanı oluştu. Tecerrütlerle imanın çapı ve kalitesi yükselir. Tecerrütlerle. Peki kaliteli bir iman, vefa borcu için gider dimağın çapını ve kalitesini genişletir. Bu yönde iman mazi ve müstakbele baktığı için, kutbu imani, imani billah, imani billah, uyum billah, buraya verdiği zaman itikat da mazi ve müstakbele bakıyor ama onun o sıfatı zatından değil, birisi vermiş. Bu vermiş. Bu hazırı vermiş. Bu da mazi ve müstakbele taşıyor itikadı. Ama zatını oluşturan, şunu oluşturuyoruz. İtikadı oluşturan edile-i şeriyedir. Zahirdir. Hasan abi, şimdi biz burada konuyu incelerken vahiy dediğimizde Kur'an-ı Kerim'in kelam sıfatından gelen olarak direkt algılıyoruz. Peki önceki zamanlarda ki kitaplı olmayan nebilerin ve ümmetinin iman şekli, onlara nasıl hitap, ne vardı yani? Onlara biz vahiy deyince direkt hani Kur'an geldi, evet, kelam geldi. Şimdi diyor. Peygamberler ya nebidir ya resuldur. Kitap verilmişse eserlidir. Kitap verilmemiş peygambere kitapsız değildir. Önceki peygamberin kitaplarıyla hareket ediyor. Kitabı var ya. Yani. Tamam, ama orada bir itikat var o. Onların itikadını oluşturan önceki peygamberin vahisi. Mesela şöyle diyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam gelmeden önce peygamberimiz kendisi Hatice validemiz de 25 yaşında evlendi. 40 yaşında vahiy geldi. Ne ile nikahını yaptı? İbrahim Aleyhisselam'ın dini ile yaptı. Yani o zaman bakiye kalmıştı İbrahim Aleyhisselam'ın sufu. Ya suftur veya önceki peygamberin kitapları ahkamı devam ediyor. Kitaplar tamamen silinmişse suflarla Allah desteklemiş. Suflar da yok olmuşsa yeni bir vahiy getiriyor. İlla çekildeydi yani. Yani kafanızı aşağı. İtikat hazırdadır. Hazırla oluşur. Edile-i şeriyedir. Öyle maziyle mustakbele işim yok der. Edile-i şeriye kitap, sünnet, icma, kıyastır. Usul, örf, usulle, kaidelerle, prensiplerle gider. Yani imanın esası 6'dır. İslam'ın esası 5'tir. Namazın farzı 12'dir. Bunlarla oluşur. Bu bizim itikadımızdır, iman değildir. Abi itikat, yemek yapılan malzemeler, iman da ondan alınan lezzet denilse doğru olur mu? Yani olur da şöyle aslında. Yemek kendisi itikattır. Ama yemeği yapan zatın niyeti neydi? Mazi ve mustakbeli. Mesela akıl şunu çözer terime misalde. Yemeğin içinde ne var? Soğan da vesaire. Fakat akıl şunu çözemez. Yemeğe bakarak bu ürünü yapan zatın niyetini çözemez. O zaman din akla yardım ediyor. Şunun için söyledim abi. Yani o bir altı doğrudur. Birisi malzeme koydu yemeğe. Yani itikadında bozukluk var. Nasıl ki o imanında, yani o yemekten aldığı lezzette bozukluğa sebebiyet verdiği gibi. Doğru. Yani bir alt misal bu, bir üstü bir misal doğru. Doğru. Yemeğin malzemeleri alınan lezzet. Doğru. Yani ama bunu artık bileceğiz ki itikat edile-i şeriyle oluşur. İman ise edile-i şeriye artı şair İslami. Hatırlarsınız. Örf, anane, gelenek, kültür. İtikat mı, iman mı diyor? İmanı şey yapıyor. Mesela itikat bunu oluşturuyor. İmanı oluşturuyor. Ama bir de örf yardım ediyor. Gelenek yardım ediyor. Anane yardım ediyor. Tevarüs eden ne diyorlar ona? Hayat insanı yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mutevarise. Bunlar hep
Yani kısacası itikat artı şair İslami. Bunu besleyerken itikat bunu oluşturdu. Bunun kalpteki şeyleri insan, latife insanları mesela inkişaf ettirdi. Tecellütlerle inkişaf ediyor. Bu da tekberle inkişaf ediyor. Tamam. 7 yaşındaki benim küçük çocuğumun bana bakarak namaz kılması tevarüsen. Tevarüsen. Peki devam ediyorum. Yani niçin bunu aldı? Bunu biliyorduk da ne? İtikadı bazen gelecek zamanlara da şey yapıyor. Bak gelecek zamanlar ise itikadı itikatsızlığı ile cihetiyle yine madındır. Yani nedir o? Gelecek zaman dedik mi imandır. Peki ne yaptı? İtikad imanı oluşturdu. İman da itikadın çapını ve kalitesini yükseltince bu itikad geçmiş ve gelecekle alakadardır. Bakıyor ama zatının özelliği değil. Yani papağan gibi naklediyor veya bakıyor. İman baktırır. İtikada, itikadın mazi ve mustakbel kanadını açtıran o özelliği, şöyle diyeyim, bilgisayar sistemini yapmak itikattır. Bilgisayar bu. Vesaire. Bu yazılımları yaptık. İtikattır. Ona yüklenen program. O itikadın üzerine Allah da kendi zatını oraya taşıyor. İmandır. Yani imanla itikat arasında ne yapıyor? İtikat imanı yaptı. İman neydi? Yani kalbideki şeyleri oynadı. Bu sefer Allah oraya taayyum ve teşahhus etti. İtikadın içerisi Allah'tır. Şey, imanın içerisi Allah'tır. İtikadın içerisinde edili şeriye, yani kitap, sünnet, icma, kıyastır. Bu böyledir. Hasan abi, Sadı Taftazani'ye göre kulun cüz-i ihtiyarını sarfından sonra dediğimiz cüz-i ihtiyarın sarfı itikat mıdır yani? Cüz-i ihtiyarı neredeydi? Cüz-i ihtiyarı neredeydi arkadaşlar? İltizam değildi. Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra ortaya çıkan bir şey i̇ltizam mı, itikat. İltizam mı? Tasdik mi? En son tasdik dediniz değil mi? İltizam. İltizam. Tasdik ilimdi. Cüz-i ihtiyar ilim değildir. Bu artık teslim, inkiyat, bir de şey, taraf kirlik. Taraf kirlik. Yani cüz-i ihtiyar en son bulmuştuk. İltizam. Neyse, cüz-i ihtiyarın sarfından sonra deyince hemen cüz-i ihtiyarı dimaidir. Yani itikat edile-i şeriye ile oluşur. O edile-i şeriye kalpteki sistemi aktif eder. Orada da o Allah'ın evi, kalp, oraya Allah tayin ve teşahhus ediyor. İmanın içerisi Allah'tır. İtikadın içerisi edili şeriyettir. Kurbiyet, akrabiyet işte. Gibi, tamam. Bu böyledir. Peki, bir daha söylüyorum. İtikadın cihetiyle, itikatsızlığın cihetiyle yine madumdur. Mazi ve müstakbel. Ya itikat diyor. Ha, o zaman anlayacağız ki iman, yani buradaki itikat değil. Bu imandan sonra itikadın çapını genişletmiş, kuvvet vermiş, medet vermiş, yapılandırmış. Yani iman artınca itikadı da artırıyor. Daha bu sefer edile-i şeriye daha dikkat ediyoruz. Mesela çorapsız namaz kılmıyoruz, kolsuz namaz kılmıyoruz, efendim takkesiz namaz kılmıyoruz. Bu itikad niye? İman. İtikad ediyoruz namaz ama iman da daha hassaslaştırıyor. Daha kalitesini yapıyor. İman artması nispetinde sabah namazına 5 dakikada yatayım demek o itikat namaz kılmaktır. Namazın kılma şeklidir. Ama namazını vaktinde kılmak, namaza karşı uyanık olmak, tamam mı? Böyle haşker olmak imanla alakalıdır. Namazı kılma şekli, yöntemi, kılmak lüzumu itikatla alakalıdır. İçerisini dolduran, onun anlamlandıran, kalitesini çapını yükselten imandır. Takva ehli nerede kılıyor? Takva. Takva burada değil. Takva vicdandadır. Takva vicdandadır. Vicdan bununla alakası yok. Vicdan dördünü tazamın ediyor. Yani takva dördünü tazamın ediyor. İrade, zihni, latife-i Rabbani'nin bütünlüğüdür. Vicdanın içerisinde takva o. Kastamonu 258. Söyledim ama anlamadın sen.
anladın mı? İrade zihin his tatife Rabbani bu dördünü cem'ül cem'inden takva. Bu vicdan. Meselemizle alakası yok. O fiilde artık takvalı olursun olmazsın. İman artarsa bunlar kalitesi yükselir olur. Bir soru daha sorayım abi. Biraz basit bir soru ama. Yok. Çünkü alemde çözemedim çünkü. Şimdi ben hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacağım. Bu benim için hep kayıp olacak abi. Değil ya Allah'ın zatına. Allah'ın... yani şuna... Esmasına. Yani ben Rabbime... Hiçbir sıfat. Rabbime. Yani kendi Rabbini göreceksin de o Rabbinin Rabbul Alemine hiçbir zaman ulaşamayacaksın. Ulaşamayacağım. Ondaki peki, o. Peki abi şunu söyleyeceğim. Kâina sığmadım. Kâinata sığdım mümin kulumun kalbine. Şimdi bütünümle sığdım diyor yani. Ben aslında benim kalbimdeki imanın içinde Rabbul Alemin. Ben mi farkında değilim abi? Evet. Ona bakan yönü o. Akrebiyet o. Senin o bakışın kurbiyet. Sığdığım diyor. Kainata sığmadı. Kainat Allah'ın esmasını gösteriyor. Başka sıfatını gösteriyor. Zatını gösteriyor. Ancak zatın insan. Zaten ehl-i sünnet itikadımız nedir? Allah sıfatlarıyla her yerdedir. Zatiyle hiçbir yerdir. İnsanlarıyla. Kastamonu 258, Hafız Ali kardeş, senin Risale-i Nur'a karşı harika ihlas ve irtibat ve itikadın inşallah o nurları o havalede daimi patlattıracak. Parlattıracak. Bitti. İtikadımız imanımız gibi hizmet ediyormuş. Senin zahirinde itikadın görünüyor. Zahirinde iman gözükmüyor. İtikadımız gözüküyor. Üçü de ayrı. Bir, harika ihlasın. İki, irtibatın. Üç, itikadın. Birisi, harika ihlasın, kalbi hayatın. İrtibatın, fiili hayatın. İtikadın, dima hayatın. İnsanda gözükmemesi mümkün değil. Yani Risale-i Nur'a itikad oluyor ama iman olmuyor mesela. Farklı olarak bakarsan. Evet tabii. Risale-i Nur'a bir bağ, bir sistem itikadımızı oluşturuyor. Çünkü imanın içerisi Allah'tır. Yani o zaman şöyle oluyor. Mesela itikad, ben işte Gafur abiye de çok düzgün adamdır diye itikad edebilirim. Ama iman etmem. O zaman itikad daha umumi bir kavram. Bu iman daha hususi. Tabii. İtikad ederim senin doğru söylediğine. Ama sana iman edelim seni doğrusu denmez. Örfen diyor da denmez. O zaman yani farkı da anlaşılıyor. İtikad daha umumi bir ifade. Tabii geneldir. İtikad ederim sizin. Hatta ustad diyor ki itikad ederim ki sizin diyor ruhunuza, imanınıza şüphem yok. Ama nefsinize itimat etmem diyor. Yani bak üçünü de ayırmış. Eylemde mutlaka gözükür kardeş. Akaidi ve imani hükümleri sabit ve meleki haline getirmekle meleki haline getiren ibadetlerdir. Amelu, evet amel imandan bir cüz değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor diyor. Dilin şerri vesaire şunla, imanda şunla inşa edildi. İmanın içerisi de Allah var, itikadın kendi içerisinde edile-i şeriye var. Edile-i şeriye de kitap, sünnet, icma. İcma ve kıyas nedir? Kıyasın içerisinde örf var, anane var, gelenek var. Mesela bir misal söyleyeyim. Kıyas. Hanefi mezhebinde kumru yemek, buldurcu yemek, buldurcu diyorum, kumru. Kumru yemek mekruhtur. Tamam mı? Şu kumru mudur bu? Var ya. Aslında zatında caizdir. At yemek caizdir. Fakat
örfen ona yüklenen mana, ona karşı biraz insanları tedirgin ettiği için yememek evladır. Deniz taşeratı Hanefi'de yenmez. Evet, mekruhtur. Mesela at eti yemek haram değildir. Mekruhtur. Ama zatında helaldir. Ama örfen ona kutsiyetle bakılmış cihadın aleti, cihat aleti, yani yemesine cihat edilsin diye ata bu kutsiyet yüklenmiş. Tamam mı? Bu cihat aletindeki at, cihatın simgesi olmuş. Onun için et eti yemek, tahrim etmek olmuş. Kur'an'da da ayette belirtiyor galiba değil mi? Onların atların kişnemeleri mi diyordu? Cebel adiyati daban fel muriyati kadarlı fel muhirati suban fel selle binaka fe fasetna bi cemeyne lisan ile rabileken ilahir. Orada diyor, sabah sabah akın edenlere, tozu dumanlara katanlara, ayağından kılcım çıkaranlara, Allah, atın ayağından kılcım çıkaranlara Allah bu Allah toza yemin ediyor. Niye? Oradaki cihat ruhunun şeye dönüşmüş, maddeye dönüşmüş. Cihat ruhuna ediyor iman. Şey yemin. 51 şey, Emir Dağ 1.78. Munafık. Ben de dedem az önce sessizce asla. Değil mi? Yani, çok acayip matematik. Evet, aynen. 51-78. Munafık 1. İtikatsızdır. 2. Kapsızdır. Herkes kendisi yapabilir. İtikatsızdır elhamdülillah. Kapsızdır. Fiilimiz var. Vicdansızdır. 4. Peygamber Aleyhisselatü aleyhindedir. Munafıklar itikadın tefritlerinde, itikadın ifrat modundadırlar. Mesela, son kısmı. He? Son kısmı bir daha söyler misiniz? Munafıklar itikadın tefritinde, itikad, itikadı bozuk olduğu için ne yapar bu? İtikadın ifrat modundadır. Ehli bida oluyorlar, imansız denmiyorlar çünkü itikadı bozuk. İtikad niye konmuş? İman ortaya çıksın, iman sağlam olsun, iman konulsun diye. İfrat modu her şeyi fazla fazla yaparak, evet, bozmak değil mi? Şey, Hazreti Ali'ye ilah diyorlar, şey diyorlar, peygamber diyorlar, bir el masumu peygamber diyorlar. Ezan okudun mu? Senin ezanını okurum ben. Şimdi demek ki münafıklar itikadı tefrit. Çünkü icmayı ve kıyası kabul etmiyorlar. İtikad neyle oluşurdu? Edile-i şeriyeyle. Kitap, sünnetin de çoğunsunu kabul etmezler. Kimler? Münafıklar hiçbir itikadı bozuk. Kur'an'a muhatap değil. Ters söyledim. Münafıklar itikadı ne bozuk? İtikadı oluşturan vahiydi, vahiy reddedi. Şey, itikadı bozuk. Niye? O edile-i şeriyedeki kitap, sünnet, icma, kıyasa orada bir kısmı bu bizim bildiğimiz Kur'an'ı inkar ederler ama gizli tutarlar. 7000 ayettir aslı Kur'an. Fatıma kendisi yazmıştır. Gizlidir. Dünya yüzünde 4 tane mi 2 tane mi ne var? O da Hüccetullahların elindedir. Nasıl var ya? Onların elindedir bu itikatlarıdır bu. Ona 7000 bu şey uydurulmuş Kur'an'dır derler bizimkisi için. Aslında 7000 ayet şey, tövbe 70.000 ayet. Yanlış ya, 17.000 ve 70.000. 17.000 galiba. Aslı Kur'an, özür dilerim, 17.000'dir Şialara göre. Bu Kur'an bizim Kur'an aslı değildir. Ama yolculukta, anladın mı şimdi ne demektir bu? Ehl-i Beyt muhabbeti, Ali Beyt muhabbeti esastır. Ali Beyt, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hissiyat ulviyesi, tevarüsen bize kadar getiren bir silsiledir. Onun için size iki şey bırakıyorum. Bir sünnetim, bir de onu yaşayan Ali Beyt'im. Bir kitabım var, kitabım. Bir de sünneti. Sünneti kim naklediyor bize? Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt. Öyle dedi. Ehl-i Beyt, hani biraz önce okuduk ya, hayat insanı yaşatan anane ile gelen hissiyat mütevarise. Yani Osmanlı binasına girin, camisine, binasına, çeşmesine. Cumhuriyet döneminde yapılan çeşmeler teknoloji daha iyi olduğu halde o avizeler lüks dahi olsa Osmanlı ruhunu hissedemezsiniz.
Çünkü Osmanlı ruhunu, hissiyatını maddeye dönüştürebilmiş. O madde duvar gibi gözükürken, taş gibi gözükürken aslında Osmanlı'nın donmuş hissidir. Ehl-i Beyt de, Ali Beyt de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hissiyatı ulviyesini bize donmuş halde naklediyor. Onlar cibili bir dindarlık var. Bizimkisi ise ilk önce taklidi. Onun için sen ne kadar kardeşin hata yaparsa yapsın, cibili olarak taraftarsın oğluna, kardeşine. Taba arkadaşın en ufak hatasına, şuna buna kenara koyabiliyorsun. Senin oğlun, kardeşin onun 10 katını yapıyor, hala onunla irtibatın var. Çünkü cibili taraftarlık hiçbir şeye benzemez. Onun için Ehl-i Beyt, dine cibili bir taraftarlıkları var. Peki şair, bunların şer'i durumları neydi? Hatt-i şeriattan çıktıkları vakit münafık değiller. Peki niçin söyledim? Risale-i Nur anlıyor musunuz neyi tamir ediyor? Niçin Ehl-i Dalalet hücum ediyor? Niçin bana hücum ediyorlar, anlıyor musunuz? Risale-i Nur, ihlas, sadaka, terk-i enaniyet, siyasete girmemek, bir kimseden para istememek, bunlar mesleğinin esası. Bir tanesi de ne? Osmanlıcayı korumak. Bir tanesi de Ehl-i Beyt muhabbeti esastır. Bizde Ehl-i Beyt muhabbeti. Bak babama bak, kadar ne kadar seviyor. Biz üç erkeğiz. Ben Hasan'ım. Benim altım Hüseyin'dir. En ufamız Ali. Ve kızlara da Peygamberimizin, Hazreti Ali'nin şeylerini koymuş. Allah. Acayip. Hani Emevi görüyor musun? Osmanlı onun tesirinde kalmış. Şimdi itikadın biraz sesiniz kesildi. Bizim sahanın dışına çıktınız da evet abi. Peki o doğru söyledi değil mi? Eski günlere. Niye biliyor musun? Bunu anlatmam için bunu anlatmam lazımdı. Münafık itikatsızdır, kalpsizdir, vicdansız, peygamberin aleyhindedir. Münafık, şimdi itikadı anlatacağım, ifrat tefrit vasatını anlatacağım. Mecbur bunu anlatmam lazım. Bu arada da toplumsal bir yerayı da tamir ediyorum. Doğru abi abi ya. Yani Ali ile her doğruyu her yerde dememem gerekiyor. Bunun cezasını çekmişim de. Ne yapalım? Bir gerçek var. Düşünüyorum. Emevi saltanatından etkilenmiş. Yani Risale-i Nur, Ehl-i Beyt muhabbeti esastır. Evet. Niye esastır? Bunun için söylüyor. Bir şeyi tamir ediyor. Demek ki bir yer bozuk. Tahsiye edin kafamızdakileri. Ehl-i Sünnet. İtikadın ifratı. Bak ne yapmış? Aleviler. Bir de Şialar. Tefrit, münafıklar. Abi şey deniliyor şu anda da, gerçi onlar farklı anlamda söylüyor da, bu ifrada bir örnek olsun diye radikalciler diyor. Şimdi onların dediği, biz de radikalciyiz de onların dediği manada söylemiyorum. Bir de dinde olmayan şartları din gibi gösterip zorlaştıran bir radikalizm de var yani bunların içerisinde, bu ifradın içerisinde. Yani onu detaya girmeyeceğiz. Şimdi ben şey yapayım. Bak münafık sıfatı var. O dört tane Risale'de geçen sıfatları topladım. Fatma Hatun koymuşlar abi. Fatma Hatun var. Fatma Hatun var. Bak, söyleyeyim mi? Kız çocuklar var. Bakıyor böyle. Mustafa var. Peygamberimizle alakalı var. Ama Ehl-i Beyt'le alakalı yok. Ona bakıyorum işte. Ben öyle biliyorum. Hatice, belki inşallah yanılıyor. Hatice, Fatma, Hafsa. Ugu Osman. Osman'ın adını değiştirdim onu da sana. Herkes şahit olsun. Ugu Osman olsun. Bu kadar paramız olsa değil olur. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle Emevi saltanatından etkilenmiş Osman. Kesinlikle. Peki nurculuk nedir? Hakiki Ehl-i Beyt. Hakiki Ehl-i Beyt.
Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını yaşayan sahabiler hayattadır. Bak, hiçbir meslekte duydunuz mu? Yani tarikatta vesaire, dini cemaatlarda ehli beyt muhabbeti esastır. Bu nurculukta yürümenin şartlarındandır. Bak, kimse de para alamaz. İstina var. Siyasete giremezsin. Kendi adına gir, elbisen çıkar, git. Ben bu dersi yapacağım, siyasete gireceğim. Olmaz. Olmaz. İhlas, sadaka, terk-i inane, çoğret vesaire. Yok ya. Toplama et. Demek münafın şu dört tane sıfatı var. Bu Aleviler, Şialar itikadı bozuk. İtikadı imanın koruyucusuydu. İtikad bozuk olunca ne deniliyor? İfrat. Ehl-i bidat deniliyor. Tamam. Ehl-i bidat itikadı ifrat olursa ehl-i bidat, tefrit olursa münafık oluyor. Bunu böyle tek yazdığım zaman özür dilerim, görüyorum ama. Yani sanki bütün itikadı tefritte olanlar münafıktır manası değil herhalde, değil mi? Burada bu o çıkmıyor herhalde, değil mi abi? Yani çünkü hani Cebri ile Mutezile biri... Hayır, hayır. Hepsi, onlar da burası ifrat. İfrat işte onlar. İfrat onlar. Hadi. Şimdi ne biliyor musun? İmanın zıttı yok. Ama itikadın zıttı var. Küfre itikat ediyorlar diyor. Ondan sonra... Yanlış itikatları. Yanlış itikatları. Yani münafığın itikadı nerede? Dimağda olduğu için şu makamdadır. Küfre itikat ediyorlar. Zındıklığa itikat ediyorlar. Masonluğa itikat ediyorlar. Şimdi ne bulduk? Haddi şeriat açtıkları için, bak bu çok acayip Emirdağ'da. Haddi şeriattan çıktıkları vakit itikat neydi? Dile-i şeriat. Şimdi yalnız o hutbe aynı doğru oluyor. Emeviler değiştirmiş. Hutbe ilk önce cuma kılınır, sonra hutbe verilir. Ve 40 senemini Hazreti Ali'ye lanet okumuştur. Emevi. Ondan zaten Ehl-i Sünnet'le Şia'yı kavga etmiş. Yani böyle bir şeyler. Onlar da Ehl-i Sünnet zannetmiş onu vesaire. Neyse, meselemiz o değil ama bunu izah etmem lazım. Yani bunu nasıl anlatacağım? Nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Harika bir ölçü. Neymiş? İtikadın ifradı ehli bidâ. Dinde olmayanı sokuyorlar, var ediyorlar. Bunlar. Mesela Aleviler, Şialar diyecek ki, mesela şu Şialarda ayetullahlar Allah'ın görüntüsü, Allah'ın yeryüzündeki adına karar veren, ayet getirebilen, konuşması ayet olan, verdiği kararlar din olan var ya. İman esaslarında da var değil mi? Ayetullah'a evet. Şey yapmak. Ayetullah'a iman etmek. İman esaslarından bir tanesidir. Ayetullah Hamani'yi, Ayetullah Sistani'yi, bilmem ne. Aleviler de 33 koludur. Hazreti Ali'ye Tanrı diyen var, Peygamber diyen var, işte bilmem ne. Ama en tedili, en bize uygunu ki buna katılabilir, Zeydilerdir. Aynı bizden bir farkı yoktur. Şimdi ne diyorum? Yani ciddi bir sorun bu. Ne o? Yani itikatları bozuk. Secde ediliyor dedelere, şimdi Anadolu'da. İmanı gider mi? İmanı gitmiyor. Ehl-i bidâ oluyorlar. Kurtarmak adına söylüyorlar. Zahir-i şeriatı bir de gidiyor. İtikadı bozuk olana ehl-i bidâ denilir. İtikadın vasatı ehl-i sünnettir. Burada bırakalım. Bir daha okuyun abi, daha öğlen ne zaman? Öğlen ne zaman? Daha öğlen mi? Bulan mı söz? Abi, daha yeter bir saat bir şey diyor bari. Yani. Atmosfer daha müsait diye demek. Bizi yok diyor, bakalım ne diyecekler diyor. Var mı işte? Bende var diyor. Nasıl durumunuz, iyi misiniz? Aslında çok iyi abi. Peki. Abi bir tane daha okuyayım. Bir tane okuma. Bitirdiğiniz vaki değil. Hiç değil. Değil. Peki bir tane okuyayım. Haftaya olup olmayacağım meçhul. Emirdağ 1.91. O büyük kutbun müritlerinin kanaat-ı kalbilerini temin eden ustalarının fevkalade makamı ve mesleklerde meselelerde hükümleri yerine Risale-i Nur'un sarsılmaz hüccetleri o müritlerinin kanaatlerinden çok ziyade şakirtlerine kanaat verdiği gibi o halet ve itikat başkasına da sirayet eder. Menfaat verir. Bak çok ilginç. Bu halet ve itikat sirayet ediyormuş.
o muritlerinin kanaati ise hususi ve şahsı kalır. Çıkarımlarım. Muritlerin ustalarının fevkalade makam ve meselelerde hükümleri sirayet etmiyor. Tamam mı? Şansa münasır kalıyor. Mesela diyelim ki bir haz duydu. Yani tespit çeke çeke haz duydu. Veya hakikaten şeyhinin kerametini gördü. Onu nasıl anlatacaksın? Kubileye nasıl anlatacaksın? O da dalga geçer. Abi, kardeş, baba ne diyor ya? Uçuyormuş. Yani kerameti anlatamaz. Haz, bak 10 bin çektim yavrum ben. Acayip lezzet aldım. Yani onlar için gayet. Tevarüs etmiyor. Sirayet etmiyor. İmani hüccetler ise sirayet ediyor. Çünkü hüccet, bak, imani mevzular sirayet eder. Senin imanın arttı mı çocuğuna da sirayet ediyor. Etrafa da sirayet ediyor. Çünkü diyor, hüccet, iman, imani hüccetler ise diyor. Üstad diyor, imani hüccetler ise sirayet eder. Varlar 163'te de var da almadım. Mesela havada uçmak, su üzerinde yürümeye benzemiyor diyor. Bir haşir meselesini ilmen bilmek. Ondan daha harikadır. Çünkü havada uçsan, su üzerinde yürürsen ani ve fanidir. İstidraca da verilebilir. Ve etrafa da faydası olmuyor. Ama haşir meselesini ilmen izah edebilsen, kendin imanın arttığı gibi etrafına da din ciddi bir hizmet edersin. Ha. İmani hüccetler ise sirayet ediyor. Çünkü hüccet ne demek? Vicdanın bir, iradeye burhan, zihne delil, hisse hüccet aktif ediyormuş. Bak, hüccet var ya, hüccet. Hüccet, şu vicdanın dört asası vardı ya. Biraz önce sildik. İradeyi burhanla kalitesini arttırırsınız. Burhanı çok olursa marifet ola, muhabbet ola. Arkadaşlar, eğer imani burhanlar artarsa irade artar, ibadet olan ciddi olur. İmani deliller arttıkça marifet olan artar, zihnin artar, çok kapasitesi. Hüccetler, bakar mısın? Hüccetler, mabetullah his. Aç aç bakayım. Çok 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 git. Gel hadi otur. Şimdi imani hüccetler sirayet ediyor. Niye imani hüccetler dedin? Orada itikattan bahsediyor. İtikattan bahsediyor. Hücceti alınca ben de aldım. Hüccet, belil, delil, burhan nedir diye zaten daha önce çalışmıştım, üçünü beraber zikrediyorum. Burada imani hüccetler diyor. Hüccetin yerini anlamak istedim. Risale-i Nur'un hüccetler diyor, imani hüccet demiyor. He. Nasıl yapmış şimdi? Şimdi hüccete baktığımız zaman hüccet
ücret ne artırıyor, ne yapıyor? Yukarıda diyor ki Risale sarsılan ücretleri ve mesela kanatı verdiği gibi bu aletler sirayet ediyor. Bak sirayet ediyor. Hangisi? Bu aletleri, itikatları oluşturuyor. Hüccetler. Hüccet nedir, burhan nedir, delil nedir diye. O zaman hüccete baktım. Hüccetin yerini anlaman için delil ve burhanı da görmen lazım. Hüccet itikat arasında bağlantı var mı? Var tabii. Şimdi onu devam ediyor. Bunlar aktif ediyormuş. Bak burhan, yani hücceti sif görmek istemedim ben. Hmm. Bütünsel görelim dedim. Hüccet sisse bakıyor. Çünkü sirayet ya, his ya. Mesela orada bağladınız. Tabii Osmanlı'nın hissiyat-ı diniyesi. Hissiyat-ı diniyesi donmuş, taş olmuş. İnsanların hissiyatları fiile dönüşmüş. Yani vicdanda hissi yok mu? O hissi ne artırır? Hüccetler artırır. İnsanda zihni deliller artırır, iradeyi de burhanlar artırır. Demek Risale-i Nur'un sirayet ediyor. Hüccet kanaat değildir. Mesela şöyle düşün. İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Hüccet delil değildir. Hüccet ne demektir İslami istilahta? Hafız 100.000 ve ziyade hadisi, metnini, ravisi, anneannesini bilene hafız deniliyor. 200.000'den 300.000'e bilene hakim deniliyor. 300.000 ve ziyade hadisi, metnini, anneannesini, ravisini, nakledeni bilene Hüccetül İslam denilir. Hüccet denilir. Hüccet. Niye Ahmet bin Hanbel'e denilmemiş abi? O 1.000.000'dan ziyade yapmış. Bir şey denilmemiş. Ahmet bin Hanbel 1.000.000. Ona bir şey denilememiş mi? Hani imam denmiş işte lan. Hanbel'in mesela imam demiş. Daha bu koca cami imamlarına öyle imam olmaz. Hafız şey, deri ödedemdi ki ben demiyorum ama naklediyorum. Şu imamlar çoğusu vezne imamı derdi. Vezne de para alıyorlar. Vezne memuru. Para almak için. Bir kısmı imamdır. İmam da değil, munadidir. Allah Resulü tektir imam. Mekke bir mihrap, Medine bir minber. İmam tek, her asın imamı, İmam Gazali, İmam-ı Rabbani Bedüzzaman, munadi. Yani Peygamberimiz Allahu Ekber namaza duruyor. İmamlar da hani çok uzun ya, saf çok. Arkada. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Ha bunlara munadi denir. İmam tek. Şimdi kimse bir, şimdi imam, biz iyi. Hem hüccet hissi, bak hüccet, hem hüccet hissi seviyedir ki sirayet ediyor. Hüccet, kabul-ü ümmet olan şeylerdir. Kabul-ü ümmet olan şeylerdir. Şimdi onu dizmemin sebebi, hüccetin yerini görmek, insanda irade sirayet etmez. Zihin etmiyor, söylenir, kabul eder. Ama his sirayet eder. Şu Abdülkadir Geylani Hazretleri ile oğlunun arasındaki şey geçiyordu ya Hasan abi, oğlu diyordu ya, neden benim söylediğim tesir etmiyor? Evet. Sirayet etmiyor. Bu onunla alakalı bir şey. Evet, şey, nereye kullanırsan kullan. Mesela bir misal söyleyeyim. Oğlu gitmiş hutbeye, babası daha gelmeden vaaz ediyor. İlmi kelam ki dahi ulemaymış. Delil, burhan, ispat yapıyor. Acayip iddialar yapıyor. İlmi kelam ulemasıymış. Hiç kimse etkilenmemiş. Geylani bir çıktı. Aynı millet coştu. Ondan sonra Allah diyor bereket olsun diyor. Bugün diyor hanım diyor. Sen de git, sen de git der. Allah bereket versin diyor. Bugün diyor hanım çorba pişirdi diyor. Çocuklar da biz de işte rızıklandık falan. Ne bir kelam ediyor millet ayağa kalkıyor. Geylani. Ömer sen de çık ya. Sen de çık. Çık. Yok. Dersi bir şey var. Şimdi
o bir sirayet var dediği değil. Bir sirayet var. Bunu abi paylaşıp şimdi bir şeyi zevk edersiniz Hasan abi. Acayip hisler vardır. Cahil insanlar değil ha onlar. Paylaşamazsınız. Paylaşamazsınız. Ama sirayette verirsin. Ama sirayette verirsiniz değil mi abi? Bir de peygamber diyor ki sizin dostunuz odur ki gözüktüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman ferahlatandır. O zaman muhabbetin özü sirayet midir abi? Gibi yani ne bileyim. Mukaddes menizli haraçtır oraya gidiyor. Aynen oraya gidiyor. Sirayet acayip bir şey. Aynen oraya gidiyor. Konuşamadığını konuşması, konuşamadıklarının konuşmasıdır sirayet. Onu yaz. Bu çok hoşuma gitti benim. Konuşamadıklarının konuşmasıdır. Konuşamadıklarının konuşmalarıdır sirayet. Mustafa abi Adem'in kelam yok artık. Katip. Biraz Osman, Google Osman. Konu şamadıklarının konuşmalarıdır. Adem'in bir vücudu. Adem gibi gözüken vücudu. Konuşmalarıdır. Değil mi? Sirayet. Konuşamadığını karşıya aktarıyoruz. Sirayet. Evet, kelamsız. Artık ya onlar artık onlar açmışsınız kelamı. Artık naklediyorsun. Yani havadan Bluetooth'tan aktarıyorsun. Bluetooth güne güzel bir misal. Bu derslerin yüzüncüsünde hiç konuşmayız abi. Böyle. Böyle sirayetlerle. Siz anladınız. Hadi gidelim. Çünkü 49. derse şimdi. Herkes bulut. 100. derste. 50 abi. Hadi tamam. Oh, çok güzeldi abi ya. Ne yaptın? Çok istifade ediniz. Maşallah. Siz şimdi diyeceksiniz bugün şöyle yemek yedik, böyle yaptık. Ooo. Anladın mı? Ya bugün diyor hanım bir çorba içti, yaptı diyor. Ooo. Ama kim söylüyor? Yani biz de istifade ettik, hanımlar, çocuklar, hayvanlar diyecek tamam mı? Ötekisi 20 kelam konuşuyor, hiç kimse bağırmıyor. Çingan'da sirayet diyor. Onda deli, burhan var, delil var. Hüccet değil. Hüccet bu lügat manası değil ha. Sirayet yok. Onu bağırtıran, onun nefesinin içinde olan zatın ruhu. Peki abi o sirayet dediniz ya, yansıtıyor. Bu tekvine ait mi oluyor? İnsandan çıkabilir mi böyle bir şey? Çıkabiliyormuş. Sirayet çıkıyor. Tekvine ait oluyor o zaman abi. Tekvine aitleri çıkan nakledilebiliyor değil mi ki? Devamlı tekvine var, hayatı tekvine var. Burada kesiyor. Vahir de vahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.